Merhabalar. Hoş geldik. Merhaba canım. Nasılsınız inşallah? İyi, sağ olun. Sizi sormalı. Hamdolsun. Tabii ben geldim. Hoş gelmişsin. Kerem geldiyse altyazıyı kaldırayım. Ya oğlum ne alaka kombi. Gerçek kombi, gerçek konfor. Evet. Merhabalar abi, efendim. Kombinin İngilizcesi ne? Bunu biliyor muyum? Combine. Ya. Combine. Bakayım. Combine. Combine'mış lan. Aa, combi diye yazıyor. Kısaltmaya geçeyim. O şöyle oluyor. Kombinezonun. Oratory. Evet. Manalytic. Evet. Evet. Biblioteker interface. Oğlum bu adamın sesi ne kadar güzel geliyor ya. Evet evet. Condensing combi bu. Yayınımızı bu yeni mikrofon aldı. Yapacağız sanıyorum. Gerçekten bu kadar fark yarattım ya. Aa. Ya evet arkadaşlar şey söyle, izninizle artık bir giriş yapayım. Ne zaman susarsınız diye beklemek. Hay be bu yani. Bu sefer giriş için ben yapabilir miyim? Tabii buyur. Nasıl giriyoruz? Yani soracaksan niye el alıyorsun? Gir hadi. Gir. Merhabalar herkese. Bugün burada I Am Rod, Lost Youth, Mazay, Semkan ve bendeniz Ege sizlerleyiz. Lost Youth. Oğlum, öyle diyorlardı eskiden. Ben bu kadar Lost sıkıcı Youth bir giriş görmedim Ege. Sen derslere de böyle giriyorsan öğrencilerin... Derslere merhabalar. Ben şey Deniz Ege. Semkan bir kere de sen girer misin ya? Ha, o da haftaya bilmiyorum girsin be. Oo, kaç kere gireceğiz çıkacağız. Bokunu çıkartmayın ya. Sırayla görseydik kim nasıl giriyor. Olmaz. Giriş haftaya kontest. Şimdi okumak atışmaz istediğim birkaç faksım var. Faks mı? Faks. Tabii. Kağıt sesleri de duymamız lazım abi. Konuşurken bir adet sabımız oldu. Bir adet patronumuz oldu. Çok bereketli bir konuşmaydı. Teşekkür ediyorum herkese o yüzden. Hep bundan benim sonra Ege girişinde oldu işte ya. Görüyorsun ondan sonra sıkıcı. Hocam hemen ben işin başındayken sap demişim. Patron sayımızı bir açıklayayım. Şu an 34 patrondayız. Vay be. Eğer en son bıraktığımda 30'du. 50 olursak neler olacağını biliyor umarım herkes. Ne olacak evet abi? Bir şey yapar mısın? Bir hissiyatı var mı? Bir ben gerçekten vuruş hissiyatı var mı abi? Var abi. Çok güzel böyle avucunun içine oturuyor. Ses programlarımız hazır. 50 patron da skeçleri geri getirmek için bekliyor. Nasıl bir skeç olacağını buradan bir sesle, bir nota ile şey yapabilir misin? Çok ayıp laflar bunlar skeç falan. Mesela nasıl bir skeç? Aykut Elmas skeci gibi mi? Şahan skeci mi? Şey gibi. Sen o zamanlar bilmezsin gibi. Murat sen bilmezsin o zamanlar. Portakal da vitamindin. Biz kestanede... ben daha doğmamıştım. Murat sen yok muydun o zamanlar? Murat yoktu abi. Murat 2011'li. Doğumluyum. Tabii. 9 yaşındayım. Evet. Evet. 9.6. Daha ergenliğe bile girmedim yani farkındaysanız. 11'lisin. Tabii. 11'li. 11'liyim. Seks de bilir kişiyim. Birliyim. Tedbirliyim. Tedbirliyim. Seks konusu geçtiğinde 31 çekerim. Yok olmadı. Yok tedbirliyim en güzeli. Hiç olmaz tedbirliyim. Mantıklı kafam döneme de uyuyor. Bilinçli insan. Yedi nerede mi? Bizim orcu yedimiz. Kesin. Neyse, o duyar gelir. Şey oynuyordur. Bugün yine birbirinden güzel, saçma, kötü ama bir o kadar da hoş konularımız var. Bu konula ben artık konu olarak hiç hazırlanmıyorum. Sağ olsun Instagram'dan binlerce soru yağıyor. Hiç onlara vakit kalmayacak diye ben çalışmıyorum.
Aa. Şimdi bunu söylediğin için haftaya kimse bir şey yazmayacak. Nasıl olsa yazıyorlar diye. Asıl şimdi bunu söylediğin için hiç kimse bir şey yazmayacak ve ben bunu söylediğim için insanlar yazabilir. Ve sen de bunu söylediğim için belki de yazmayabilirler. Evet, bu da çok büyük bir ihtimal. Bence bu kadar söylenen şey üstüne bütün durum sıfırlanmıştır diye düşünüyorum. Devam edelim. Yeterince kafa sıktıysa. Bugün Instagram bildirimimizde, story'mizde şey sordum. Ne sordum Ege'cim, sen daha iyi bilirsin. Birbirimizin kalbini nasıl kıralım mı dedim, öyle bir evet, şey. Evet, öyle bir şey dedim. Niye Ege'ye söyledim? Çünkü Ege'nin bir cevabı var buna. Benim kalbimi kırın demiş. O yüzden bu yayına Ege'nin kalbini kırarak başlayacağız. Ben bu konuda deneyimli bir arkadaş olan Semkan'a bırakıyorum. Buyur, kır kalbini. Evet. Bütün içini dök kanki. Sayın Ege Bey. Evet. Buralarda çıkıp anlatıyorsun genetik menetik ıvır zıvır, yok şöyle bilirim, yok şöyle science, yok böyle bilmem ne. Bir bugüne bugün COVID-19 salgınıyla alakalı yaptığın bir şey var mı? Kardeşim, bu hiç yatağa yattığın zaman nasıl rahat uyuyorsun? Demiyor musun? Ben Ege. Ben ne yapayım demiyor musun? Kendine ey ben diyor musun? Ey ben. Ey ben. Ey Ege Soydemir. Bugün Covid için ne yaptın? Ege geçen gün aklıma abi geldi. Abi bir proje başvurusu yaptık, kabul edilmedi. Sonra da bunu söylerken arkaya keşke bir reverb falan açsan. Çok müthiş olur. Aa dur, indirmiştim onu, bir dakika. Ay yapma. 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 Sakın. Onlar 50 patrondan sonra açılacak. Kilidi var. Ha öyle mi? Tamam. Tabii. Açmadım. Kilidi yok, var. İndirmedin mi? Asma kilidi takmış üzerine. Abi app açılmıyor ya. 50 patron olmadığı için o şey hata. Error kod. Aa, patron sıkışmış. Araya 16 patron sıkışmış. Onları bir çıkar. DLC onlar diyor. Bu arada Ege'yi rencide etmeye devam edebiliriz ama şey o işte bıçak kesmiyor bilmem ne sıkışmış muhabbetinde ilk karşılaştığınız yeri hatırlıyor musunuz? Arabam. Kombi olabilir. Kombi mi? Beklemiyordun değil mi? Kombiye mi sıkışmış? Kombiye sıkışmış. Abi boru tıkanmış. Birbirine sıkışmış abi demiş. Kombi bozulmuştu. Geldi adam, abi 100 lira sıkışmış ya. Çok bir işi yok dedi. Orada. Biz birinin yüksek lisansını kutlarken garson demişti abi bıçak kesmiyor yalnız diye pastaya. Sana abi, ne zaman? Yüksek lisans mı? Şey benim eski kız arkadaşımın şeyini işte yüksek lisansını için dışarı çıktık pasta keseceğiz falan. Pasta geldi. Adam abi bıçak kesmiyor dedi. Dedim ulan o düğünde olmuyor mu dedim adama. Bu burada olmaz dedim. Burada da oluyor dedi. Düğünde olması lazım onu dedim. Düğünde yerledim. Öyle sonra verdik. Çünkü hakikaten kesiyor. Verdin sonra. Argümanlarını yenemedin adamı. Yenemedim abi. Düğünde olmaz. Acayip bir adam. Düğünde değil lan bu. Benim bir arkadaşım araba aldıydı. Ford. Bir Fiesta 2016'daydı. Gittik şeye, benzinciye. Adam abi 50 lira sıkışmış dedi. Bayağı çok net yani. Çok rahat dedi. Evet abi. Benzinciye yeni araba aldığını asla söylememen lazım. Aa evet. Ben onu da yaşadım. Doğru. Ben de yaşadım. Genelde orada yaşatıyorlar abi. Yeni aldığını söyledin mi, bir şey oldu mu bilmiyorum ama öyle bir şey olunca şey oluyor. Adam ya burada bekliyor ayak üstünde öyle. Pardon, sana bir insan acaba yeni araba aldığını neden benzinciye belirtmeye ihtiyacı duyar ki zaten? Benzinci anlar zaten onu. Hiç bilmiyorum. Adam evet, adam öyle bir şey. Ha şöyle oluyor, benzin kapağını aç diyor. Nereden açacağını 2 saat arıyorsun ya, orada anlıyor genelde. Bunların burunlarının kenarlarında özel reseptörler geliştiriyor. Yeni araba kokusunu alıyorlar değil mi? Evet. Değil mi? 3 metre öteden. Bir dakika diyor. Yokluyorlar abi, ne doldurayım diyor adam sana mesela. Bilmiyorum ki, ben de yeni aldım, bak kapağı yazıyordur diyorsun. Oo abi yeni mi aldın? Tövbe. O da zaten. O yüzden alır almaz diyorsun ki. Abi onun iki seçeneği yok mu ama yani? Arabanın benzin mi dizel mi olduğunu bilmiyorsan da yani. Evet birazcık
O yüzden arkadaş almış arabayı, ona götürüyorum. Benim değil diyorsun, geçiyorsun. Tabii. Bunları ikinci el eşya satarken de çok kullanabilirsiniz. Aa evet, bak bir de doğru, plakadan anlamıştır. Plakadan da anlayabilirler. Nasıl anlıyor plakadan? Abi plakanın harfleri şeyden, o dönem mesela benim aldığım dönemde işte bana BOB geldi. O dönem alınan arabalar işte BO bir şey, BO bir şey numaralar, işte öyle gidiyor mesela. Benle aynı bir alanlar, büyükler BOV numara, BOV numara. Öyle sosyopat işte, benzincilik gibi BOV olmaz olsun falan. İnşallah. Abi ama şöyle diyeceğim, mesela ben bunu biliyorum ya, bu bilgiyi takip edebiliyorum. Mesela yolda BO plakalı, BO ile başlayan plaka görünce aa yakın tarihte almışız bunda falan oluyorum. Benzinci her gün araba görüyor, düşün adam tahmin ediyordur yani. Bu için bir trivia ama adam için ekmek parası hocam. Ha işte aynen. Sizin için trivia olanlar bizim için ekmek parası kardeş diyor. Evet tamam mı? Adamın sesini tanıyamıyorum adeta. Ben de tanıyamıyorum. Bu kim diye bakıyorum ya. Allah. Bir kalınlaştı falan da bir yandan, böyle bir bas bariton oldu ses. Zannediyormuşsunuz. Ne? Demek ki benim sesim bir kalitesizlik zannediyormuş arkadaşlar. Ama yani yüz yüze görüştüğümüzde de oradaki ses normal gibi değil. Sen bayağı... Seher'cim biz senin yüz yüze görüşmeyeli ne kadar oldu? Abi askerde işte en son. Bir sene olmadı oğlum. Ha, ama gene oldu ya. Ne, bir sene oldu lan. Ben bu arada ergenliğe girdim. La oğlum benle bir sene oldu lan. Bir sene. Ben sen biraz geçtim belki. Ben seninle görüşmeyeli 2 sene oluyor neredeyse. Evet. Benle mi? Aha senle. Evet doğru. 2 sene olamaz ya. Geldiniz ya geçen sene yayında. İşte o, ben, o Eylül sene, falan. 2 sene oldu neredeyse abi. Sonra... Ağustos Eylül falan da olmuştu ki oluyor işte. Tabii. Ya. Oha, sana yakın geliyor ama. He. Ya, ama bir o kadar uzak. Gitar çaldığımız diyoruz değil mi yayına çıktığımız? Ya biz Ege'yi rencide ediyorduk değil mi ya? Benim evet. Senin gitar telini patlattım. Ege senin Nick'in soy beniydi. Ben onu çok seviyordum. Neden değişti o? Oy beni, o çok eskiydi ya o. Dur yapayım. Soyamadın mı za? Discord'da yapayım. Abi soyamıyor musunuz? Discord'da şimdi etrafta öyle olsa. Soy beni olsun. Düşünsene öğrencisi yakalıyor. Direkt düz soy beni mi olsun? Ege soy beni diye. Yok sir daha güzel. Title'ı var. Ha o tek tamam. Siz peki nerenin light'ısınız hocam? Çukurcuma Knight mısınız? Ulan Çukur Cuma'yı çok seviyorum. Şöyle yapalım dur. Ya neyini seviyorsun Çukur Cuma'nın tam olarak? Çünkü Tolkien köyü yine gibi. Çok hoşuma gitti. Çukur Cuma ya. Oğlum böyle Hobbit'ından çıkıyorsun Çukur Cuma'ya gibi. Böyle nasıl oldu? Evet. Ama bak yayında gözükmüyor böyle olunca. Tepe dibinin hemen kuzeyinde. Çukur Cuma'ya. Ya kardeşim yıllar önce sana sorduk. Dedik ki ceketimizi şuraya assak evrim ne zaman geçirir diye, bunu cevaplayamadın ya. Ben mi? Evet. Hocam o zamanlar yıllar önce yüksek lisansın yoktu. Şimdi cevaplayabilirim. Öğrendim çünkü. Neymiş ama, abi? Abi 20 lira taktı kalmış. Evrim. Ulan çok zekice ya. Bu ceketi de yeni almıştım zaten. Ceketlerim hep evrim geçiriyor. Bir dahaki sene hiç giyemiyorum. Oğlum bir numara büyük alacaksın, seneye de evrim geçirecek. Evrim geçirince daralıyor mu? Tabii. Evrim geçirince ya. Daralıyor, sonra çıkartıp bir hava aldırıyoruz. Kendine geliyor. Kolonya veriyoruz. Kolonya veriyoruz. O metamorfoz hocam. Tabii bir de Inter metamorfoz. İyice ne? O futbol takımı gibi bir isim abi. Inter metamorfosis FC. Evet Ege'yi roastlamaya devam mı? Var mı daha roast? Evet hocam roast. Abi ne bileyim şimdi roastlayamıyorum ben. Çok böyle sanki kıracakmışım gibi geliyor. Yoksa hocam zaten olay zaten o ya. Amaç bu değil mi? Kırın beni de. Üzülüyor içten içe. Ege kır beni. Beni dövün. biz kibar aile çocuklarıyız. Yani çok zor. Ailemiz kibar olabilir ama biz adamın böyle bir...
Bak söyle, ben... kalıyorsun orada, gördün mü? Ben niyetin o olabilir ama niyetini beyan etmiyorsun kardeşim. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Hayır, ben kırmak mı? Önünde senin anasına sövmek değildir gibi. Ben Rostlim. Ya bu doktorum diye geziyor, Instagram'da gidiyor, gitar mitar çalıyor. Yok Jimi Hendrix çalıyor, yok Paul Gilbert. Oğlum sen nesin, bir önce karar ver. Seni olmuş. Önceden sonrası kesinlikle kanki. Kızlar buna düşmüyor. Hocam ben kızlar düşsün diye yapmıyorum ama neyse, okey hadi bakalım. Düşüyor belki mu böyle? Düşüyor mu böyle ha? Soy beni. Ya işte küçük muhabbet. Düşüyor mu böyle? Yok ya. Sebepler sonuçlar kardeşim. Evet. Alalım, devam edelim. İşlemedi bu çok. Ya adamın hiçbir falsosunu hatırlayamıyorum. Bir kere şöyle bir falsosu var. Abicim arabası var, arabadan story atmıyor ya. Bir kere atmıştı. Çok kötü bir story'ydi. Bir kere attı mı? Bir kere attım tabii. Yani ya, yol gidiyorduk öyle. Yok lan, öyle yolda video çekmemiştim. Bir tane yani böyle işte, yallah yallah gittiğimiz yok muydu? Tamamen manuel araba kullanmaktan o bence, biliyor musun? Yok lan, peşine takınca bir daha vites değiştirmiyorsun ki Eskişehir yolunda giderken. İşte demek ki o kadar hızlı gitmiyorsun. Ondan sonra otomatik gibi. Tabii 0.9 motor olunca yapacak bir şey yok. Lan o uç değil mi lan? 0.9 motor ne ya? 0.9 tombo uçamına koyup. Renault'un ne, yeni Smart şeyi mı kullanıyor, ne kullanıyor? Ya şu G'ye de hastayım, ne olacak? 5 motor olunca ne hocam, oluyor ya? Gidiyor da evet. Ben yani, onun PC motor bir şey içinde bir şey demedim ki. Ulan adama bak. Ben Kerem'e diyorum. Beni dövüyor. Seni dövmüyorum. Sen hemen atlıyorsun. Sen önüme atlıyorsun. Ben Kerem'i dövüyordum. Ama ben dedim ilk de onda. Kardeşim motoru büyük olduğu zaman gayet tatmin edici bir ses çıkartıyor. Neyi tatmin ya ediyor? Senin arabanın onun motoru kaç? Senin arabanın motoru. Ya sen neyini tatmin ediyor? Vitesi götüne mi sokuyorsun kardeşim? Motor neyi tatmin edebilir ya? Ya bırakın abi, şu yani kafaları bırakın arkadaş ya. Tatmini dışında yani şöyle bir şey var. Şimdi ne küçük motorlu çok iyi gaz alan arabalar var. Hepsinde turbo şarjör var. Bir sıkıntı çıktığı zaman bir sürü para patlayacak tabii. Hocam benim arabada turbo şarjör var. TC motor. Turbo destekli. Ben bunda bir şey söyleyeceğim yalnız. Bu ya ciddi fikrimi belirtebilir miyim bununla ilgili? Söyle. Buyurun hocam. Ben bunda hiçbir beis görmüyorum. Hatta olumlu bakıyorum. Çünkü ikinci el araba piyasasını yeteri kadar öldüreceğini düşünüyorum. Aynı şekilde telefonlarda veya elektronik cihazlarda yapılan planlı eskitme için bunun bu şekilde yapıldığını, tasarlandığına inanıyorum. Keşke neyi doğru övdüğünü de söyleseydin, ben anlamadım. Bu turbo kapakçı bu. Düşük motorlu turbo şarjörlü olanları. Evet. Çünkü o turbolar 2 sene içinde patlayacak. Ha işte cahilsiniz onu diyor. Oğlum bir muayeneye girseydi bari. Hocam ikinci sene bakıma giriyor araba sonuçta. Yani düzeltirler. Yani abi turbo charger'a yani bir 500 lira sıkışmış diye çıkıyor sonra işte. Tabii. Aa, dur. Turbo charger'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Bu konuda cahil olduğumu kabul ediyorum. Hocam turbo charger ne biliyor musun? Şimdi benzinle benzin yakıyorsun ya arabada. Charger. Burada turbo charger'la benzin yakımını hızlandırıyorsun. Basically böyle düşün. Fazladan hava üflüyor. Ya aynen, salyangoz ya. Fazladan. Aynen, salyangoz gibi bir şey var oradan. Oradan işte tazlık artıyor kardeşim. Abi egzoz şeyiyle, gazıyla bir tane şey döndürerek, türbin döndürerek ekstra şey besliyor. Motora hava besliyor. Evet. Hava besliyor. Daha fazla hava besliyor. Mesela 0.9 motor ama işte şey ne denir? 90 beygir şu an. Ama işte eco modu var bunun bir üst modları modellerinde. Ben base modeli aldım. Bir üst modellerinde eco modu var. Eco'ya basınca turbo charger devreden çıkartıyorsan 15 horsepower kaybediyorsun falan. 75 beygire düşüyor falan. Yokuşta kalıyorsun. Evet. Yokuşta kalıyorsun. Şu an kalmıyorum. Neyse ki. Peki senin arabandan turbo charger'ı çıkartsak kaç beygir oluyor abi? 30 mu? 75'e düşüyor sanırım o zaman. Bu mantıkla Eco'ya basınca kapatıyorsun. 75 tane at da yani. O da Memlak'ta geçen abi öğrendik. 75 beygir gücü demek 75 tane at demek değil. Bir beygir gücü 14 at. 14 at mıydı? 14 at aynen. Bir beygir gücü eşittir 14 at demekmiş. Geçen yani bunu evet düşündüm. Ben de onu çok oğlum düşündüm. Oğlum bunu seninle beraber baktık. İşte
İşte seninle birlikte baktık diyorum ya, ben de zaten düşündük diye. 14 beygir bir at mı? Yoksa bir at mı 14 beygir? 14 beygir bir at. Bir... Hayır lan, bir at on, bir beygir 14 at değil mi? Tam tersi. Oğlum aynı şey ya. Tam hayır değil. Nasıl aynı şey? Aynı şey olamaz. Olmamalı. Olamaz abi. Aynı abi şey olsaydı bak, çok... One horse power in horse number diyorum. Bak bu da... Horse number. It's a common misconception that one horse power is equal to peak power production of a horse which is capable of a maximum... Ha evet. Bir at 15. Hatta 14 değil. Ama ne atı şimdi... Evet. Arap atı mı? Arap atı mı? Uzun şey Arap atı abi. Abi İngiliz atları da iyidir diye biliyorum ben. Şeyde falan, yarışlarda falan borcu oluyor. Abi, onlar herkes... uzun boylu oluyor abi. Onlar yani kısa mesafede. Bir de sütçü beygiri var. Hmm. Abi, bir de Mustang'ler vardır. Onlar kaliteli at. Onu herkes o Mustang'lere özel bir at abi. Mustang arabaya binersen tabii Mustang beygir kullanabilirsin. Tabii. O zaten şey, Ford Mustang'i yaptıktan sonra o atlar evolve olur. Tabii. Görmüşler Mustang'i. Aa demişler, arabaya bak lan, biz de böyle at olsak. Biz de böyle at olsak. olsak. Ya devrimi böyle mi anlatıyorsun abi? Sen daha iyi bilirsin. Onun için sana şey yapıyorum. Abi aynen, tam olarak böyle bakıyorlar böyle, tamam mı? Aa diyor adam, aa nasıl at ya, ben böyle at olsam. Sonra aradan 1 milyon yıl geçiyor, at oluyor adam. Hayır abi, orada böyle duruyor duruyor. yapıyor. O senin dediğin Pokemon. He. Mak. Mesela abi düşün, Balbazar gidiyor bakıyor, tamam mı? Gidiyor bakıyor, lan diyor. Ulan diyor, ne güzel. Neydi lan o? Arabaysa ben de... Venazor en büyüğüydü. Venazor'un küçüğü neydi lan? Balbazar bir şey Venazor. Balbazar, Venazor. Hayır. Venomor. Ayvizar vardı. Arada Ayvizar var. Ha Ayvizar. Ayvizar. Tabii. Arabanın motor büyüklüğünden Pokemon'un büyüklüğüne geldik gerçekten. Ege'cim hiç ulan yakıştıramadım. Kadar... Evrim mevrim diye dolaşıyorsun. Bir Pokemon'un bir Pokemon'a hangi Pokemon'a evrimleştiğini bilmiyorsun. Bir akademisyen olarak gerçekten yazık. İstifanı yaz. Pazartesi göreyim masamda. Charizard. Pokemon'larla ilgili tez var. Ne açıkla? Charizard. Evet. Chameleon'dan mı geldi lan? Evet. Neyden mi geldi? Charizard Chameleon'dan mı geldi? Chameleon'dan geldi tabii, doğru. Peki o zaman bugünkü Chameleon'lar neden Charizard oldu? Peki oluyor. Onu kim doğurdu? Oluyor abi. Olmuyor mu? Zamanı gelince o doğuruyor yani. Hayır olmuyor. Bu arada YÖK'ün test sistemine girdim. Aha. Pokemon'la ilgili tez var. Really? Abi başlığı da bir popüler çizgi film Pokemon. Radyo, sinema, televizyon mezunu ha. Al işte. Taner Ünlü. Al işte. 2002. İsim vermeseydin keşke. Niye? Adam tez yazmış. Ayıp bir şey mi yapmış? Lan tez can. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Helal olsun adam. 2002'de Pokemon'la ilgili tez yazmış. Yüksek lisans tezi yazmış. O dönem işte şey Pikachu. Ama işte yani adam gündeme ayak uydurmuş yani. Tabii. Diyorum. Helal olsun. Yani. Yayından kaldırıldığı dönem değil mi tam işte? Evet, İkiz Kuleler zamanında vardı Pokemon. Sonrası dersen evet. Evet. Yayından kaldırıldıktan sonra. Bu arada o Pokemon'un yayından kaldırılmasına sebep olan çocuğun Facebook account'ındaki söven insanları gördünüz mü hiç? Çocuk böyle bir şey yazıyor altına, sen sus lan aman abi kodum. yıllar evvel bulmuştum ben o şeyi. Ya bulmuştum derken bir yerde görmüştüm. Bir çaba sarf ederek bulmamıştım bu çocuk kimdi diye de. Ben de bulmuştum, bakmıştık. Bayağı Keko'nun biri çıkmıştı şimdi buradan, alınmasın ama. Bayağı arabesk rapçi bir arkadaştı yani, hatırlıyorum. L'leri büyük yazıyor diyelim size, evet. Anlayın. Bu arada biri evrim zamanı gelince oradan bir şey mi yani yazmış. Şey, evrim olunca zaten zamanı gelmiş oluyor. O yüzden ve günlük olan bir şeydi de, o yüzden yani hani şu an burada o biyoloji dersine girmek istedim. Evrimi zamanından önce gerçekleştirmek istiyorsanız onun bir taşı var. Hayır, zaman evet. Zamandan kastı şeyse evet doğru değil mi hocam? Şartlar olgunlaştığı zaman. Tabii canım, o da bir zaman sonuçta, o da bir an. Evrim konuşuyorlar ya, ciddi ciddi böyle bir tanesi çıkıp böyle evrimi hızlandırmak istiyorsanız ya benim araştırmalarım sonucunda keşfettiğim bir taş var. Buna Pokemon taşı diyorlar. Maymunlara biz onu yedirdik.
Goril oldu. Ama şimdi böyle Pokemon'lar da var. Mesela bazı Pokemon'lar iki farklı türe evrilebiliyor işte, falan. Mesela Flameon oluyordu. Tabii. Ne oluyordu? Vaporeon oluyordu. İşte öbür elektriklisinin adı neydi lan? Elektromagneteon. Neydi lan adı? Jolteon bir şeydi. Ha, Jolteon. Aynen. Jolteon. Onun bir de Dark'ları vardı ya. Dark Jolteon, Dark Flameon falan. Kartı vardı. Vay be. Tamam, neler geçirmiş çocuk. Bu arada tamam. Pokemon Go hala Türkiye'de yok. Haberiniz olsun. Evet. İlki yani, de yok. Harry Potter'ın Sikim Sonic oyunu var, o yok abi. İyi ki de yok abi. Ne oynadın? Harry Potter'ın oyunu ne lan? Ne demek iyi ki de yok ya? Var mı böyle bencilce bir itham? Var. Arkadaşlar bu arada geçenlerde beni roastlamak istiyorsanız bir fikrimi söyleyeceğim. Bir kısım insan roastlayabilir. Harry Potter'ın ben Azkaban Tutsağı'ndan sonrasını izlememiştim. Pardon, Goblet of Fire'dan sonrasını izlememiştim. İzledim. Böyle film olmaz. Bence aşırı abartılan, boş beleş bir film. Harry Potter'ın kendisi öyle değil mi zaten komple? Katılmıyorum. Hoş geldiniz Trigger şelalesine. ben açıkçası... Oğlum bana bak, senin amına koyarım sikerim seni. Sen kimsin Harry Potter? Harry Potter özellikle dünyanın... Deathly Hallows'u izledim, tamam mı? Deathly Hallows'u böyle izledim, dedim ki bu ne lan? Bitti falan böyle. Ondan sonra yok böyle tren garı bilmem ne falan, tekrar böyle ya dedim. Ya bırak hocam ya, Allah aşkına. Ege Soydemir, benimle birlikte devrimdeki Quidditch oynayan insanlar izlerken ya aslında bu da ya falan diyordun. Hayır, taşak geçiyordum orada. Gayet dalga geçiyordum. Gayet dalga geçtim. Kesinlikle dalga geçtim öncelikle. İkinci olarak bir filmi hakikaten beğendim. O güzeldi. O da şey, Half-Blood Prince. Onu beğendim. O güzel filmdi. Half-Blood Prince. Evet, o iyiydi. Sonuncu filmi niye beğenmedin ya? Abi ya, çok saçma sonuncu filmler. Böyle ne? Ya saçma dediğim şey değil ya. Abi büyü yapıyorlar, saçma değil ya. Böyle hakikaten şey ya. Harry Potter'la kapışıyorlar. Abi böyle kapışma mı olur ya? Bu nedir ya? Öyle kapışma. Ya ciddi ciddi Harry Potter mı tartışıyorsunuz? Koskoca adamlar ya. Bak adam ne güzel demiş, Harry Potter severek köylüdür diye. Kesinlikle katılıyorum. Ağzına sağlık. Güzel kardeş. Ya çoluk çocuk şeylerini size yutturdular ya, bu artık. Bir lan. De söylüyorsun, bir yani. De bunu savunuyorlar. O ilk öyleydi oğlum. Sonradan yetişsin falan diye. Bir sus. Tabii sonra ya bir sus kardeşim. Çocuk büyüdü haberleri. Hala Spider-Man aşağı, Spider-Man yukarı. Yok Hulk böyle yaptı, yok kaptan şöyle yaptı. Ben onları da o kadar takip ettim. Allah Allah. Ne Allah Allah, aynı şey. Onu izleyen çocuk onu da izlemiyor mu? O çocuk değil mi? Kardeş sen tabii ya şimdi beni konuşturacaksın ama iki tane çizgi roman okusan bu fikrinden hemen sıyrılırsın. Ya benim oğlum, böyle bir fikrim yok sen... Allah'ın belası. Sen sadece subjektifliğini suratına vuruyorum. Ben ikisini de seviyorum zaten. Sen çocuk diye ayrıştırıyorsun onu. Onu seven ben Allah ya, Allah. Nasıl ya, evet. Kardeş. Ki bence Marvel evreninden çok daha güzel yazılmış bir evren. Daha kompleks en azından. Abi Harry Potter mı? Kim ne evet. Ne kim Harry bir dakika, Potter bir saniye bir saniye. Evren olarak ben Harry Potter evrenini hakikaten beğeniyorum ama sikim o hikayenin anlatılım şekli, kusura bakmayın yani. Sevgili yani, arkadaşlar böyle olmaz. Evreni biraz katılıyorum bu konuda. Evreni tamamen her şeyin böyle karman çorman bir araya gelmesiyle ondan sonra justify edilmesiyle yaratılmış bir evrendir bana göre. Hangisi? Harry Potter evreni, Lord of the Rings evreni, Warhammer 40K evreni, bilmem ne evreni falan filan. Bunlar bir evren oluşturulup onun üzerine bir şeyler yapıldığı için daha mantıklıdır, daha tutarlıdır, daha zengindir, daha derindir. Arkadaşlar bir şey ekleyebilir miyim? Ben burada filmlerden bahsediyorum. Kitaplar hakkında yorum yapmıyorum çünkü kitaplarda da şeyden sonra Half-Blood Prince'den Deathly Hallows'ları okumadım. O yüzden. Ya ne okuyacaksın zaten ya? Ya filme olan şey niye kitabını okuyacaksın oğlum zaten? Doğru. Ha bir de mesela işte Lord of the Rings'de falan karşı. Abi Lord of the Rings'de. Abi hadi Allah. Hadi abi. Hadi abicim. Hadi abim hadi. Lord of the Rings her şeyin atasıdır arkadaşlar. Kimse karşılaştırmaz. Onu ayrı bir yere koyalım. Hepimizin kalbinde çiçek açan bir yeri vardır. Ya şey gibi bu Michael Jordan'la işte birilerini karşılaştırmak gibi. Michael Jordan karşılaştırılmaz bir adam yani.
Daha diziyi de izlemedim. Gaza da gelmedim ama daha çok karşılaştırılabilir bir adam değil yani. Jesus Christ'la Hasan Mezarcı karşılaştırmak gibi geliyor. Kesinlikle Hasan Mezarcı ile kimseyi karşılaştıramazsın mesela. Tabii. Ege Soydemir. Ama Hasan Mezarcı evreni olarak çok... Evet Semkan Uragan, buyurun. GOAT tartışmasını açma. Seni yıkarım. Tutup yani Kobe diyebilirsin okey ama tutup LeBron derse şu ya an... Ya basket bu... konuşmayalım arkadaşlar. Ben vallahi çok sıkılıyorum böyle konularda. Yapmayın. Rahmetli'nin şimdi... Ya bak Kobe bu Murat çok... motor açıyor. Siz basket açıyorsunuz. Ben ölüyorum burada ya. Yapmayın. Allah aşkına. Tamam biz seninle sonra özelde bunu... Kerem de gidiyor emlak açıyor. Hepinizin ayrı bir sıkıcı noktası var. Yapmayın şunları ya. Yapmayın abicim. Ortak ama onu becerebiliyoruz be oğlum. Bak bizimkini becerebiliyoruz. Bir basket ya peki becermesi bizim, deneyelim. Tamam bizim sıkıcı noktalarımız belli. Seninki senin sıkıcı noktan ne? Benim sıkıcı noktam çok vardır ama size açmıyorum. Çünkü ortak paydada konuşacağım şeyler açıyorum. Bende bu özveri var. Sizde niye yok? Bizde niye yok? Şimdi şapkanı önüne koy ve düşün. Ben ne zaman motor böyleydi? Muhabbeti açtım ya burada? Geçen gün. Daha bugün araba motoru konuştuk. Her hafta açıyorsun yani. Araba muhabbetini ben açmadım ki oğlum. Ayrıca Seha araba kaşındı. Ne? Orada Seha kaşındı. Seha'yı orada cahilliğini yüzüne vurmak için yaptı onu. Ayrıca geçen hafta motor muhabbeti dediğin o after party'de yapılan bir muhabbetti. Onda da Jayden'ın bir sorusu üzerine açıldı o konu. Soruya soru bak gelince ya, cevaplarım kardeşim. Sana motorla yani ilgili bir şey sorulduğunda 1,5 saatlik konferansa başlıyorsun ama her zaman. Sıkıntı o zaman. Webinar. Sen sana motor sorana özelden sonra konuşalım kardeşim deyip gereğini yapacaksın kardeşim. Böyle olmaz. Yakışmıyor yani. Allah Allah. Hiç Murat seni sevmiyoruz bence biz. Evet bence de beni sevmiyorsunuz siz bayağı yani. Zaten geçen haftaki oyunda yaptıklarından sonra iyice sevmiyoruz hatırlayanları. Orospu. Evet. Çağırmayın o zaman kardeşim. Yok abi ne oldu? Neler oldu? Neyse görürsün bir gün videosu çıkar onun da. Neyse. En son Ege'yi roastluyorduk yarım saattir. Konudan konuya atladık. Teşekkür ediyorum. Ben bir yerde bir araya girecektim. Bir şey söyleyecektim. Konu Pokemon'a geldi. Ben en son atlarla ilgili bir şey diyecektim. Hatırlamıyorum şu an. Ha şey diyecektim. Şimdi herkes böyle şeyi övmeye başladı. Yok Arap atı iyidir. Yok Asya atı iyidir. İngiliz atı oo falan diye. Aslında atlardan hiç anlamıyorsan herhangi bir atı sana bir şey diye övdüklerinde bir şey zannediyorsun. Yani mesela bak abi bu Fransız atıdır. Çok iyidir falan deyince ooo Fransız abi atı o. Bak abi bu Liechtenstein atıdır. Çok iyi falan diye. Atların böyle bir şeyi var. Tam bunu düşünüyordum. Düşüncemden bir uyandım. Pokemon evrimi konuşuluyordu. Hocam işte bizde böyle bu çok wild bir ride anlatabiliyor muyum? Böyle şey yani hani Disneyland falan bok yemiş. Tabii. Atland. O zaman ilk sorumuzu çekiyorum. Ross'tan sonra. Eskisi kadar oyun inceleme videosu atmadığınızı konuşun. Zaten oyun inceleme videosu bu adamları atmıyor. Biz hiçbir zaman oyun incelemek için girmedik bu işe. Kerem'in bir hevesiydi bu bir ara. Kötü de oyun olmadı. Oyun incelemek değildi yine benimki tamı da. Yani evet. Biz o Rust videosunun girişi. Bu oynanacak oyundur diye video yapmıyoruz. Biz komik olsun diye yapıyoruz. Evet. O yüzden bizim böyle bir yani misyonumuz olmadı. Yani benim o tanıtım videoları da hiç öyle tanıtmıyordu zaten. Yani evet o da komikti. Başka bir soruya geçiyorum. Bir aralar sürekli sanatçıların hayatları üzerine çekilen filmler ve bundan para kazanılması diye bir konumuz var. Ben bunun negatif bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta bir yayında hatırlıyorum konuşmuştuk. Süperhero hikayelerinin artık sıkmaya başladığı, hep aynı tekrar etmeye başladığı ve böyle rockstarların hayatlarının anlatılmaya başladığında konuştuğumuzda demiştik ki onlar bizim gerçek kahramanlarımız aslında. Bu da bir süperhero janrası gibi bir şey. Abi biraz abartılıyor. Bu rockstarların şeyleri dediğin şeyleri biyografi filmlerinde mi diyorsun?
Queen'dir, Elton John'dur falan. Ya abi o şey oldu ya. O biraz bence boku çıktı. Sonra Elton John falan çıktı. Öbürü abi, çıktı o, falan. Abi onda bence Queen çok iyiydi. Sonra Elton John'u izledik işte Semkan'da. Mesela o da iyiydi de. Bence bu arada Elton John daha gerçekçi abi. Abi Müslüm ya. Ona da iyi diyorlar bu arada. İzlemedim ama. İyi. İzlediniz mi? Nereden bokunun çıktığını düşünüyorum. Bir aç bakalım. Ben mi? Kim düşünüyorsa. Kerem dedi bokunun çıktığını düşünmüyorum. Çok beğenmedim sadece. Arka arkaya bir anda bir sürü doldurdular. Boku çıktı şimdi. Durdu yine galiba. Yine bir şey geliyordu. Freud mu geliyordu? Ya da geldi mi? Freud'un o dizisini yapan Avusturyalıların Allah... Ulan Freud rockstar mı? Ne yapıyorsunuz siz? Ne alaka? Ya rockstar değil de bu... Freud psikolojinin rockstar'dır. Ünlü şahsiyetlerin. Ünlü, yani ünlü şey Freud ayrıca abi, yaptığı sen şeyin yanında müzisyendir. Muhtemelen izlememişsin diziyi. Dizinin Freud'un hayatıyla hiçbir alakası yok. Hatta dizideki Freud'un Freud'la da bir alakası yok. Yani adı Freud olan bir adamı anlatıyor. Peki, hasbelkader o da tesadüfen psikolojiyle ilgileniyormuş. Bak sen şu işe falan gibi. Freud'da psikolojinin Metallica'sı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Tamam. Freud psikolojinin mega dedi. Metallica'sı ha dandik o zaman. Freud'a o kadar önem vermeyelim yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Megadeth'e dandik yakıştırması yaptığın için sana kızabilirdim ama bir yandan kim Carl Jung'ın her çoğu açıdan Freud'a üstün geldiğini düşünüyorum artık. Kim Megadeth'e dandik dedi ya? Seha, bazı böyle saçma sapan beyanatları var işte Megadeth dandik falan diye. Şu an lise ortamına dönmek üzere, o yüzden tutuyorum kendimi Seha'cığım. Tartışmak için mi geldik buraya? Evet. Yani ne için geldik? Kalbimaya mı geldik? Adamın paylaşıp soruyor muydu oğlum? Kalpler kırıldı. Sen Megadeth'e dandik diyerek benim kalbimi kırmazsın kardeş. O kanser atlatmış yüce kişilik Dave Mustaine'in adam kral ne badireler atlattı. Kaynanası mı kaybolmadı, kanser mi atlatmadı, saçları... Ne biçim tel tel oldu kadayıf gibi. Bunun ne var canım? Adam, adam sen kötü o müzisyense... adamın kalbini kıracak. Hayır, kim kötü müzisyen ya? Sen ne demek istiyorsun kötü müzisyen? Hayır, adam kötü müzisyense kanser oldu diye o çok iyi adam mı diyeceğiz ya? Böyle bir şey var mı? Ben de madem... Hayır canım. Hayır, yani öyle gıdaklayarak şarkı söylemeseydi belki gırtlak kanseri olmayacaktı. Bunu niye hesaba katmıyorsun? Ya Allah aşkına. Ben bu konudaki yorumumu söyleyebilir miyim? Şimdi ben Metallica'yı da Megadeth'i de çok seven bir insan olarak. Metallica çok daha Megadeth'ten başarılı bir grup. Buna kesinlikle katılıyorum. Çok farklı tarzlar olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Megadeth'in ömrü zaten Marty Friedman, Nick Menza, Dave Mustaine ve Dave Delphus'un dörtlüsünden sonra bitmeye çok yaklaştı. Sonraki albümlerde de benim dinlediğim 2-3 şarkı falan vardır. Özellikle Marty Friedman gittikten sonra. Ama sen demiyorsun ki dünyanın en güzel şarkısıdır diye. Hiçbir zaman Superfond Collider'a dünyanın en güzel şarkısıdır demedim. Şarkıyı bir dinlemedim bile doğru düzgün. Killemall'da Dave Mustaine mi çalıyor gitarları? Killemall'da kayıtlarda değil de galiba yazılımında Dave Mustaine var hepsinde. Tamam, onu bir doğrulayayım dedim kendi kafamda. Böyle bir şey, hatta Ride the Lightning'deki çoğu şarkıda da Dave Mustaine'in parmağı var. Hatta bir kısım Master of Puppets'ta da var. Yazık, bütün güzel şarkılarını orada harcamış adam. Ya mesela Rust in Peace dediğin albüm Megadeth'in bence dünya metal tarihinin en tepedeki albümüdür net bir şekilde benim için bence. Daha sonrası da Metallica ile devam eder. Yani özür yani dileyerek gerçekten bu yani trigger. Yarın öbür gün elimde duvar albüm asacaksam böyle bir yere Rust in Peace'in kapağını hep koyarım yani. Ben bu trigger konusunu kapatmak istiyorum. Tekrar konuya dönmek istiyorum. Bu beceremiyorum. Atlara gelirsek. Bu sanatçı rockstar filmlerinin şeyle çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu Kerem'in dediği şahıs hikayelerinin anlatılması konusunda aslında boku çıktı demesine de hak vermiyorum Kerem'in, çünkü gerçek olaylardan esinlenmiş böyle gerçek şahısların yaptığı über olayların anlatılması common sense için çok yararlı diye düşünüyorum. Kurgudan, fiction'dansa böyle hikayeler anlatılmalı. Ama şöyle anlatılmalı de bir gerçek var. Imitation Game geldi aklıma mesela. Benedict
Wimbledon Cumberbatch'in oynadığı. Şimdi abi karşı değilim. Karşı olduğumu söylemiyorum ama yani tarihten alınıp hikayelerinin zaten bilindiği çok fazla film yapılıyor. Yani bu şahıs olsun, olay olsun. Güzel de kurguladıkları zaman güzel oluyor. İnsanı merak ettiriyor. Mesela neydi şu filmin adını Apollo görevinin yapıldığı film vardı. Armageddon. Güzel ya da çirkin olması değil. Onun o olayı senin merak etmen ve sonrasında araştırmam ve öğrenmen olay aslında benim için. Armageddon şey değil mi ya? Armageddon değil oğlum. Yeni geçen sene veya önceki sene çıkan film. Armageddon gerçekte olmadı abi. Öyle bir saçmalık gerçekti. Yani onu hangi manyak söyledi? Yok bilmiyorum. Space falan deyince böyle uzaya gitme Armageddon geliyor. Senin dediğin de o. Ya hatta Apollo 11 falan bile olabilir filmin adı. Hatta öyle galiba. Evet. Interstellar. Gravity. Contact. O da bir süre vermedim ya. Ben, çok severim Contact'ı ben. Bokunun çıkmasından kastım şey abi, biyografi filmlerine yöneldiler. Biyografi filmleri bitti şimdi. Birkaç tane daha olacak galiba. Sonra başka yani atlıyor ya şu yaşlılar gidiyor. Affedersin de yaşlılar artık şu yeni dünya düzenine alışsa artık bir şu kapital düzene bir ayak uydursanız. Bir şey para ediyorsa o yapılır kardeşim. Yapılıyor ve bitiyor. Yes bunda bir şey yok. Senden lafı alalım. Tam yeri geldi. Evet bu noktada da işte şey diyorum ben. Bunlar tutarsa herkesin satılır. Bilmesi için iyi olur. Ha. Hocam bir lafım vardır benim. Ticaretteki altın kuralım. Hocam alan olursa satılır. Bu çok net değil mi abi? Yani abi eminiz değil mi? 6-7'ye koymak istiyoruz da. Kesin bilgi galiba. Bunu söylerken yeni bir patronumuz geldi. Demek ki biz de satılabiliyoruz. Alan var. Demek alan varsa abi. 50 patrona çok daha yakınız arkadaşlar. Kodlara. Abi burada bir şey diyeceğim. Contact demişken Jodie Foster müthiş güzel bir insan değil mi? Evet. Öyledir evet. Ama bir de lezbiyen. Öyle bir sıkıntı var işte. Ne olacak? Hetero olsa sanki gidip evleneceksin yani böyle şeyler. Evet. 57 yaşında mı olsun yani işte. Yalnız Jodie Foster birine benziyor Ege. Evet. Ama çıkaramıyor. Kime benzediğini biliyorum ben ya. Evet. Hakikaten şu anda fark ettim bunu. Kim olduğunu biliyor musun? Hiç söyleyeyim. Söyleyebilirsin. Korkuyorum abi. Şu an. Yok lan hani yayında şimdi kızın adını söylemeyeyim de. Boşver. Bana... Biz anladık. Evet biz anladık. Bana kesilecek şey çıkarmayın abi sürekli. Sonra uğraşıyorum 3 saat bunu dinliyorum ben. Şahıslara girmeyin. Şahıslara girmeyin. Geçen sefer de zaten sizin bir muhabbetinizi kestim. Yarım saat neydi o? Yok kahve yapım falan konuşuyordunuz bir şeyler. Bir anda kendi dünyanıza dalıyorsunuz. Ya insanlar her zaman kendi dünyalarına zaten dalmazlar mı Sehacığım? Tabii zaten bunu en iyi sen bilirsin benim. Zaten bilmem mi sen? Tek başına da dalıyor. Biz biliriz tabii ya. Tekrar konularımıza gerçekten dönersek. Düzenli olarak laf sokuluyor ya böyle. Sehacığım kağıt sesi duymuyoruz yalnız. İşte sussun diye bekliyorum. Günün nasıl geçti abi? İyi geçti abi sağ olasın. Bugün... Emlak Becermesi'nin ikinci bölümünü kestim. Vay. Aranızda patron olmayanlar değişik becerme tatlarını kaçırıyor. Patreon'da eksklusif içerikler hazırlıyoruz. Bunlar resmen PlayStation gibi. Geçen günkü eksklusif içerik şahaneydi hocam. Soruksuz izledim. Sağ ol canım patronum benim. Ben izleyemedim ya. Sen anca Megadeth. Olmak istemiyorsanız. Patron olur. Çık lan bu kanaldan. Evet aslında Semkan'ın bizle mesela yayına katılma şansı var patron olduğu için. Hem de yüksek fiyat. Ama bu Sör'ün hiçbir hakkı yok burada tamamen. Kendi torpilli şeyle. Olduğundan dolayı diye evet, ben şey yani, yapıyordum. İşte görüyorsunuz. Bilimde torpil böyle bir şey. Liyakat yok. Liyakat. Hocam liyakat fazla parayı veren de mi oluyor? Aa.
Biz bugünlere yani, kadar çalışıp geldik. Sörsün. Hiç demedim mi ya bu kardeşlerime $1 ben vereyim. Hocam olsa $100 da veririm. $100 demedim mi acaba kaç pound? Ya bırak bu işleri. Benim. $1 yok mu yani cebinde? 7 lira yok mu, sen bunu mu diyorsun? Cebimde 7 lira var ya. At ekrana fırlat ya. Nakit çalış sesi gelecek. Evet, bozukları at ekrana böyle. Bozukları at. Diğer konumuza geçiyorum. Gündemdeki bir konu kendisi. Eminim hepinizin söyleyecek çok şey vardır. Konuyu atıp sigara sarmaya başlayacağım. Çünkü biliyorum Kerem bir anda kesecek. Eminim yani. Epic Games'teki piyasadaki agresif hareketleri Steam'i ne kadar etkiler? Tekele hayır şeklinde bir konu gelmiş. Epic Games'in Unreal Engine 5'ten bahsediyoruz. Epic Games'in hani en son dün GTA'yı bedavadan vermesiyle. İndirimler falan yaptı ya. İndirimler cartacak böyle bir atağa geçti. Kim yapıyordu? Onu da Epic yapıyordu değil mi? Ama evet. Steam kaç yıllık abi ya. Steam çok sarsılmaz abi, kolay kolay. Pardon da Kerem, GTA'nın bedavaya verilmesi neden bu kadar olay oldu? 7 senelik oyun. Beleş çünkü oğlum. Türkiye'de yaşıyor. Ya iyi de Epic Games her hafta bir beleş oyun veriyor. Aa evet, ne verdi acaba bakayım. Her hafta veriyor mu? Tabii canım. Yani her zaman aynı kalitede vermiyor ama her hafta bir beleşi var. Hatta bazen iki. Ben Kerem'cim, çok kaliteli yedim yani oradan. Çok senelerdir var dedin ama bu çok şey değil, güvenilir bir sav değil. Çünkü şimdi zamanında böyle denip çok çökmüş imparatorluklar var. Ya var modern tabii zamanda canım da yani. Şirketler bu imparatorluklara denk olduğu için bir bakarsın yarın ölür gider yani, hiç belli olmaz. Ya bir lafım yok ona canım ama sonuçta adam bir fark yaratmaya çalışıyor. Ben nasıl para kazanıyor onu da tam olarak anlayamıyorum. Arkadaşlar, belki de bu gerçekten Unreal Engine 5'i şey yapmak için, promote etmek için aynı anda çıkması. Coinciding, I think so, no. Ben şöyle düşünüyorum. GTA 5'ten biz kaldıracağımızı kaldırdık arkadaşlar. 6'ya hazırlıyoruz. Komple bedava yapalım, oyuncu sayısı artsın ki GTA 6'ya hype'lanacak adam sayımız artsın şeklinde bir düşünceyle yapılmış. Tamam ama çok adam mantıklı. Onu yapacakken niye sadece tek bir platformda yapsın ki? Hepsinde yapalım, her taraftan duyulsun der. Niye sadece burayla tamam, anlaşıyor? Işte, belki de para Steam vermişler. İzin vermiyordur mesela. Bedava, doğrudan bedava verilmesine. Ya aralarındaki geçim. Anlaşmaların niteliklerini bilmeden ona çok bir şey söylenemez ama yani. Ya anlaşma yazılıdır abi, bir şekilde şey olabilir, farklı bir anlaşma yapıp tamam abi bu mantıklı, bunu uygulayalım falan diye bir, üzerine bir madde eklenir veya yeni bir anlaşma yapılır, onda bir sıkıntı olmaz. Bu başka bir şey yani. Arkadaşlar peki şunu sorayım. Unreal Engine 5'i gördünüz mü? Gördüm. Yok, bakmadım ona ben. Gördüm ya. Gördüm ve bayıldım. Abi saçma sapan bu arada yani. Evet. Gördüm ve bayıldım. Bakın. Yalnız evet. Ulan çok hoşuma gitti hakikaten ya. Evet. Bu arada onlar böyle bir teknik işte böyle bir breakout falan, breakout denmiyordu ona. İşte bu breakthrough. Ne deniyor? Breakthrough. Breakthrough da değil la. Böyle bir hani teknik onu açıklayan game bir changer. Diyorlar ne deniyor? Breakout. Turbo charger. Ups şey. İngiliz attı. Sadece 49.99. Oğlum bir şey diyeceğim. O dönemki geyikte bile Upshaper'a 49.99 demiştin. Şimdiki acaba kaçtır? Yani 449. Anlatıyorum ya. Sir soy beğeni siktir. Hocam 160 liradan başlıyor. Evet devam et Semkan'cığım. Bütün hevesim kursağımda kaldı. Böyle bir video izledim. Vallahi hocam bu 3D mesh'tir bilmem nedir falan filan anlıyoruz zannediyorduk. Hiçbir sikim anlamıyormuşuz. Böyle adamlar şeyleri, poligonları böyle bir şekilde piksel şeklinde şey yapıp ondan sonra ona göre renderlayıp falan gibi şeyler yapıyorlarmış. Üçgen yeni haline çevirip değişik bir prizma bir şey zaten yapmışlar. Poligon dediğin şey yani genellikle 3 noktadan oluşan bir
Ha, üç boyutlu yani. Zaten üçgenlerle reprezent edilir de oradaki asıl mesele, mesela adam ZBrush'ta bir tane şey yapmış, aset yapmışlar oyunun içine. Onu direkt implemente ediyor. Yani hiç poligon sayısını küçültmüyor falan filan. Bütün detayıyla implemente ediyor. Onu da benim anladığım kadarıyla şöyle yapmışlar. Ekranda mesela oynuyorsun sen. Bir obje kaç piksel şey yapıyorsa, kaplıyorsa, ona göre şey yapıyor. Detayını engine kendisi render ediyor. Ha, mesela o poligonun boyutunu kendi ayarlıyor senin işte o parçacıklarla ilgili falan anlattığı kısmı diyorsun değil mi? Ha şöyle tam, işte. Yani tam detaylı hatırlamıyorum da o şey kayaların dökülmeye başladığı zaman bir öyle bir şeyden bahsediyordu. Ya işte orada netteki video Tomb Raider değil mi bu arada? Diyor. Ama oradaki benim anladığım, hani asıl bunun hani çok groundbreaking falan bir şey olmasının sebebi işte engine şeyi biliyor. Yani bu obje ekranda şu anda 5 piksel kaplıyor. O zaman ben bunu daha az renderlayayım. Daha işte çok şey yapıyor. Ha şeyi GPU'yu CPU'yu yormuyor. Dolayısıyla anasını sikmiyor ortalığı. Çünkü orada gösterdikleri kadar işte bir poligonu renderlamak zaten bela. Aynı zamanda bu arada ray tracing'de de yapmıyor şey. O Lumen sistem var ya. Hmm. O da mesela farklı bir sistemmiş. Ya ben ray tracing zannettim önce. Dedim ona koy, bu kadar poligon var. Ray tracing nasıl olacak falan filan. Ray tracing değilmiş. Daha farklı bir şey yapıyorlarmış. Ama işte shadow'ları falan da ona göre renderlıyorlarmış. Bayağı detayı çok ya. Herifler ağzına sıçmış piyasanın. Bağalım. Bağalım sıçmışlar mı? Güzel olmuş bayağı. Bu arada Ege patron oldu arkadaşlar siz konuşurken. Baskılara dayanamadı. Baskı yaptık lan adama. Paramı yolladım size. Ama hala bizle konuşma hakkını kazanacak tier olmadığını da belirttim. After oldu Party'ye kadar katılabilirsin ama Ege'ciğim. Ebe'nin şey yani sağ ol kanka. Dolarlık cümleler bekliyoruz senden. Kaç dolarlık? Bir dolarlık. Like sayısı sansürleniyor hocam. Bir evet. Daha de. Sen kaç dolarlık üye oldun? Bir dolar mı? Yok. 5. 5 de ooo. Ege sayende. Hocam ne oluyor? Bir dakika. 2 haftalık sigaranız bende. Oha. Yok lan 2 haftalık değil. Abarttım. 2 günlük. 2 günlük yani. Artık o da değil. Sigara biliyorsun zam geliyor. Evet. Amına koduğumun. Ne oluyor? Niye yaşıyor lan bu çocuk ya? Kedi kavgası var. Ya ısırdı bacağımı ya. Sigara zamlarıyla Malbuş Touch Blue kaç lira olacak? Bilmiyorum. 2 lira artacak işte. 15, 17 oldu mu 17? 20. Şu an 17 Touch. 20 yuvarlayın abi işte. Ne uğraşıyorsun? Abi, bence de ya bir 20'ye yuvarlansın artık bu. Evet abi 20 diye düşününce bundan sonra 2-3 lira zam gelirse o da koymaz yani. Zaten 20 veriyorduk falan. Eskiden böyle 7 lira falan olması çok acayip gerçekten. 7 mi? Malbuş şeye 5,5 verdiğimi hatırlıyorum ben. Ulan, ben 2,5 liraya Winston Box içiyordum be. Vay kardeş. Vay be. Vay be ciğer reis. Ben 5,5'tan başlamıştım hocam. Bundan sonra senin adın Seha Karaciğer. 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 Çok değil ben ya. Artık 2006 falan işte. Oğlum bu şimdi şey millet içkilere zamdan dolayı evde içkisini yapmaya başladı ya. Bir tütününü de evde yapmaya başlama modeli acaba olur mu? Hemen bir tütün sitesi açalım. Ama tütün yetiştirmesi bildiğim. Saksıda butik tütün.com diye. Abi tütün ekimi devlet iznine tabi olduğu için zannetmiyorum. Ya saksıya ekeceğiz ya. Evde güzel duruyor diye. O saksıya adamın neresine monte ederler bilmiyorum. Abi bitki çalışanlarda tütün model organize var biliyor musunuz? Labda kullanılabilir aslında. Ya çok yemin mantıklı efendim. Ya. Bitlis tütünü mü hocam? Ne hangisi? Hocam ne bileyim British bilmem ne tütünüdür ya. Ben dur bakayım.
Ya bu model olarak biz şey yapıyoruz be hocam. Bunu ben bunu çiziyorum. Yani neden olmasın? Nikotiana Bentamiana'mış adı. Bu ismi söylersek zaten muhtemelen ceza kesmezler. Abi ha, bunu... Tabakum da oluyormuş galiba. Nikotiana Tabakum. Sigaraya bunu söyleyebilir miyiz peki? Nikotiana Bentamiana. Bentamiana. Bence tutto söylersek bene. Çok satar. Tutto bene, Juventus. Bunda şey deriz. Bunda Nikotiana Bentamiana tütünü var kardeşim. Acaba aslında. Bu içilen... Oo der işte Seha'nın dediği hani atı tanımıyor. Bu Fransız atı falan muhabbeti. Aynen öyle olur. Evet tamam. Ha, bu direkt şey değilmiş galiba. Bu yakın bir aileden. Nikotiana Tabakum var. Tabii. Tamam abi nikotin var. Tobacco daha nesin? Ha işte evet. Tabacum. Evet Nikotiana Tabakum. Biro kitlerine vergi gelecek. Beni hiç ilgilendirmiyor abi. Benim planım baldan gayet mead yapmak. O yüzden yani bala vergi gelmediği sürece benim kafam çok rahat. Peki şey mi? Kars balı mı? Valla abi deneyeceğim. Çam balı deneyeceğim. Çiçek balı deleyeceğim. Deli bal denemek istiyorum. Acaba manyaklaşır mıyım? Çam balı sevmem ya. Deli bal diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Evet, bir kaşık evet. Yiyince başım falan dönmeye başlıyor. Bala da zam geliyormuş o. Öyle ne? Miymiş? Ya o zaman bir arıcılık yaparsın artık sen. Neye zam geliyormuş? O zaman bala, bir bal. Evet bir arıcılık yapayım ya ben bahçeye abi, bir şey koyayım. Ya neye zam geliyormuş sorusu artık pardon üst üste konuştuk ses gitti gene. Şey diyordum bunun adı zam değil de enflasyon olmasın. Yo haşa. Haşa. Yalnız neye zam gelmiş diye sormanızın hiçbir anlamı yok. Her şeye yani. Zam geliyor. Yani satılıyorsa alınır bir şekilde. Ya işte geldiniz dediğime. Ama ters tepki farkındaysan ama o da çok doğru. Geçim yani. Her zaman alan olmadan nasıl satacaksın? Satan olursa almayabilirsin sonuçta yani. Ya ben işte satış yapıyorum ama alış yok. Ama alış makul. Varsa illaki satmıştır. Makul abi. Arz-talebin en temel şeyi ya bu. Tabii hocam. Bu tek yönlü bir reaksiyon. Semkan gene haklıyım bozamadım. Bölümünde bölüme giren öğrencilere ilk söyledikleri laf bundan sonra bu olacak. Evet. Ekon 101 abi. Alan olsa satılır. Görüşürüz. Alan çıkarsa satılır. İlk döneminiz bitmiştir. Peki sınav nasıl olacak? Ben ekon okumaya başlıyorum falan. İlk midterm'de sorular hep oluyor. Sınavda ilk soru. Alan olursa bir... soru işareti. Hayır. Ne olursa ne olur. Diyelim ki 100 liralık bir satış gerçekleşiyor. Bu satış ne zaman satılır? Satış satılıyor ama. Satış satılır. Ooo. Yeni ürün satış yani satışımı satıyorum. Sen soru hazırlıyordun değil mi abi? Hı? Sen soru hazırlıyordun değil mi öğrencilere? Evet. Dikkatli ol. Ya o tabii. Gördüğün soruda hata ver yani. Hata ver bunda. Ne hatası ya? Anlatıyorsun. Sesin hata. Ya biz de muhabbet ederken yazmış soruyu. İçinde yarak diye bir kelime geçiyor ama ben bilemedim hocam. Yo. Latince su. Latince. Yeni konuya geçeyim mi? Geç. Oğlum sıkım seni. Hepiniz teker teker cevap verirseniz sevinirim. Yeni konuya geçebilirsin abi. Geçebiliriz. Geçmiştim zaten. Kerem neden Internet Explorer acaba şu an? Anlayamadım. Niye maske taktın konuşuyorsun? Dışarı mı çıktın? Abi burada virüs var. Selam söyle. Virüsle görüşebilir miyiz lütfen? Hemen aktarıyorum. Hadi. Kendisi şu anda müsait değil. Daha sonra arayabilir misiniz? Ya bir virüs nasıl müsait olmayabilir ya? Çoğalıyor. Şu an çoğalmakla meşgul. Şu an meşgul. Çoğalıyor. Kerem ya. Acaba çok kuvvetli bir şekilde osurdu da kendi osuruğundan mı tiksinip ağzını burnunu kapadı ya? Bak bilmişim bu kadar güldüğüne göre. Yok lan çok komik geldi ama. Aa bir dakika bakayım. Oo.
Neye bakıyor acaba şu an? Dur bakayım. Oo, iyi koktu ha. Ya bir iş konusu var da ona bak. Ha, konuya geçemiyorum. Yemin geç, ediyorum geç. Laçkalaştım şu anda. Bütün şeyim. Neydi konumuz ya? Scroll yapıyorum burada. Tesbih gibi soruları scroll yapıyorum. Nerede kaldığımı karıştırıyorum. Tesbih gibi. Karantina. Karantina sorusu geliyor. Karantinada ne yapıyorsunuz? Vakit nasıl geçiriyorsunuz? İş. Ben karantinada değil gibi hissediyorum. Ve ben... çok kıskanıyorum karantinada olan insanları. Böyle her gün ne kadar sıkılıyoruz, yoga yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. İşte ha. Şunları izliyorum, bunları izliyorum falan filan oluyor. Ama da ben işe gidiyorum lan. Oğlum işe, ben işe gitmesem bile işteyim yani. 50 gündür karantinadayım. Bırak bir kere yoga yapmayı. Normalde yaptığım sporu da bıraktım. Rezalet yani. Yaşamak ya ben, bu değil abi. Değil ben gerçekten. Ben spora inanmıyorum ya. Zaten. Seks yok, bir şey yok. Bu nasıl karantina ya? Senin tek sporun seks mi? Hayır değil. Arkadaş Suriyeli galiba. Bir ne alaka? Hayır, iki that's racist. Evet. Ya alakası olan anladı. Racist kısmı da tamamen olan olaylarla ilgili. Anlatmazsan racist kalırsın. Ben böyle racist kalmayı tercih ediyorum. Sehacım hemen Twitter'dan Nazi yakıştırması yapalım arkadaş. Yapalım. Ulan bir dakika anlatayım o zaman. Kim o da bu ara biliyorsun. Bir şey diyeceğim, bu dark humor değil mi ya? Racism değil bence bu. Genel adamlara küfretmedin, bir şey yapmadın. Genelliyorsun ama bir şey. Ama her genelleme racist. Hayır abi, racistlik değil ki, ben racist bir şey yapmadım. Adam bir hate yani tavır sergilemesi ya. Şekli genelde onların yaptığı bir sanat. Ya çok dolaylı yoldan yaptın ama hadi neyse, biz de savunulacak bir yanı yok şimdi. Bir kere Suriyelilik bir race değil. Objektif olarak bakmaya çalışıyorum. Suriyelilere race diyemeyiz. Arap deseydin neyse. Ama sen ırkçılık değil, ülkecilik yaptın biraz. Ya milli, karşı milliyetçilik mi? Sevgili arkadaşlar, o zaman sosyo... Abi, karşı ismidir. Milliyetçiliğin tarihte bir adı vardır. Bildin mi? Bilemedim. Sosyalizm. Kendisinin komik bıyıklı bir lideri vardır. Komik bıyık. Vallahi hiç tanıdık gelmiyor. Bu soruma ne diyorsunuz? Sosyologlar racist midir değil midir? Sosyologlar. Ne alakası var kardeş? Oha, oha, gerçek. Oha. Abicim adamlar da sonuçta... Sosyologlar racist olmazsa iş yapamazlar şunu abi. Şunu mu diyorsun? Sosyologlar bir millet genelir mi, generler mi diyorsun? Generler tabii lan. Abi nereye generler? Sosyologlar da mikro düzeyde çalışır ya. Ulan oğlum, parça parça ayırıyorlar. Mikro makro iki türlü de çalışıyorlar. Racist oğlum, olmazsa olamaz. Sosyolojinin olayı zaten mikro girmektir. Genellemeleri bozmaktır. Tam tersine. Mühendis yani günümüzdeki yani bazı orada. Osuruktan sosyologlara bakıp da yorum yapmayın arkadaşlar. Sosyolojiler racist midir? Kimciler? Mesela bir şeyin, bir ülkenin vatandaşlarının davranış biçimini inceleyen bir sosyal psikolog racist midir değil midir? Bir değil ülkenin abi. Komple incelemezler. Bölge bölge incelerler ve sonuca... Aynı şey. Arkeologlar kafa tasçı mıdır? Evet doğru. Mantıklı. Vallahi hiçbir şey diyemedim ya. O zaman mesela pompacılar pompacı mıdır hocam? Ege git virüse çare bul, yapma gözünü seveyim şu. Git virüse. Nereye kadar political correctness nasınız? Ne çaresi ya? Political correctness'tan ben hiç haz etmem ama maalesef public bir yerde olduğumuz için linçten birazcık da olsa kaçınmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü kimse senin anlattığın şeyi tam olarak anlamaya çalışmıyor. Linç herkesle ya. Aynı mizah anlayışına sahip olamayız. Doğrudur. Ama başından izleseniz mesela anlarsınız. Tabi sen anlamadığın için şey oluyor. Tabi. Yeni konu.
Starlink uyduları ucuz ve hızlı internet sağlayacakmış. Bizde de ucuz olur mu diye sormuş. Bence bizde tek ucuz olan şey insan hayatı deyip olacak kadar müziğiyle işemeye gidiyorum. Ama o yenisi abi. Özetimiz kimseyi kırmak değildir. Starlink çok uzun tutuyor seni. Bağlanacağım. Çatıma böyle şey çanak anten kurup ondan sonra kablosunu pencerenin kenarından. Abi o senin dediğin SkyStar yalnız. Next abi, Next Star vardı. O bitmedi mi biraz ya? Abi o Next 2000'lerin Next Star sonunda. Değil mi ya? Abi aynı şey uyduya bağlanıyor sonuçta. Mesela Elon Musk diyecek ki arkadaşlar 35 kuzey 28 doğu diyecek. Oğlum alakası yok. Sen evden Starlink'e bağlanmayacaksın. O öyle bir sistem değil. Şu an okyanus altından geçen kabloların yerine uydudan bağlantı sağlamak için yapıyor. Hayır oğlum. Ayrıca uydu bir tane değil ki abi. Anasının amı kadar adam ağ öreceğiz. Hangi birine çevireceğim? Yani, hocam yani, o ne kadar? Demir ağlarla mı ölmüş gökyüzünü? Ya abicim bir birim olarak anasının amını kullanma artık işte ya. Allah Allah. That's racist artık ya. Yine bir racistlik yaptık ya. Ya racistlik değil kardeşim. Ben bunu gideceğim Spotify'a podcast diye koyacağım. Adam çayını kahvesini koyup dinleyecekken bir anda birim ölçüsü olarak anasının amını duymak zorunda mı ya? Ya Allah Allah. Mesela çayını içiyor. Ha böyle mi? İnsanlara neden fesubhanallah çektiriyorsun ya? Fesubhanallah. Niye beni rostluyorsun ki şimdi? Ne olacak oraya bir bip koysan? Ne olacak orayı birazcık kessen? Uğraşacağım ne olacağı o yani. Ben niye sırf uğraşacağın için söylüyorsun bunu. İnsanların tavrından dolayı değil. Sen uğraşacaksın diye insanlar tavır alsın diye. Canlı yayında dinleyenler belki. Lanet olsun belki böyle bakış açısına. Devlet bize bok ver. Belki oğlum canlı yayında adam fesupanla Allah çekiyor. Bip yemremiyor ne yapacaksın? Şimdi ayrıca hatırlatırım. Da gidelim şöyle bir sene 2017'ye. Murat'cığım hatırlıyor musun? Kerem ne demişti? Arkadaşlar biz çok küfrediyoruz. İnsanlar çok irite oluyor. Ya evet. Tamam çok yersiz küfür ediyor. Bu yerli mi? Pezevenk. Abi bu yerli küfür. İtalya. Ya, bu, ya. Bu yerliydi. Konuşuldu mu Starlink? Ben içerideyim. Eminim konuşulmuştur. Abi Starlink'ten bir takım engelli kontentleri giremeyeceksek ben tepeye çanak takmam. Ne yani nereye gitmek istiyorsun? Ne? Neye girmek istiyorsun tam olarak sen? Abicim imgur desem olmayacak. Onu açtılar. Wiki kalktı. Hayır abi imgur bende açık falan değil hala bozuk. Valla bende açık lan. Açtılar. Açtılar da tam ayarlayamadılar ya. Siteye giriyor abi, resimler açılmıyor. Hocam bu kablolara girip VPN bağlantısı frekansını bozarlarsa yani nasıl karışacaklar şeye Boring Company'nin ya da işte SpaceX'in anlaşamazlarsa SpaceX'le bunları ay kullanmanızı Allah istemiyorum. O öyle bir sistem değil arkadaşlar. Doğrudan kimse kimsenin uydusuna bağlanıyor olmayacak. Hı. Abi öyle anlattı Elon Musk şeyler. Evet gayet öyle anlattı. Anasını nikahından internete bağlanacaktı insanlar. Ulan nikah mantıklıymış. Bundan sonra ben de bunu kullanayım. Ne? Nikah mı? Bir ölçü birimi olarak anasının nikahı olarak kullandı abi. Nikah kullanılması. Evet bak ne kadar güzel lokalize etti. Ortamı ayarladı. Öreke'de öreke. Anasının örekesi. Öreke. Canım börek çek. Öreke. Densiz herif. Sen çok sevdin. Çok. Aslında Kerem'e çok uymuyor mu yani? Tam çok. Böyle tartışma programında densiz herif diye sırtımı dönmek istiyorum Kerem'e. Tamam. Konuşurken. Bir de pis musibet. Bir şey soracağım sevgili arkadaşlar. Senelerdir şey gibi bir geyik var ya. Yok efendim işte internet yavaşladı çünkü işte deniz altından geçen şeyleri, kabloları, köpek balıkları ısırdı falan. Onun
gerçekçi bir background. Ne kadar saçma bir şey abi, bir kere o. Bunu saçma diyen bir kim? Şey değil arkadaşlar. Balıkçılar yani. Lobisi. Köpek balıklarına son. Abi ben köpek balığı olsam ısırırım. Bu ne amına. Oluştun. İlk köpek balığı olmamışsın ya. Ha, buna şöyle bakabiliriz. Öncelikle fiber okyanustaki kablolar ne kadar derinde duruyor. Plus öncelikle sonra en derine inen köpek balığı ne kadar iniyor. Oğlum o kablonun kendi bakırı geçiyor. Bakırın üstünde plastik var. O plastikleri tutan ayrı sert bir plastik var. Bakır sonra onları mı? Tutan ayrı bir bakır şey var. Sonra hepsini bakır. Şey yapan kim? Ya ha bakır ha silver sikeceğim seni de şimdi konuştuk mu ya. Ne silver'ı oğlum? Bakır. Kablo işte, kablonun ham maddesi amına koyayım, geçmiyor mu içine? Fiber optik diye bir şeyden haberi yok adam. Ya bakır mı dedi o? Ya bir şey anlatıyorum da bakır mı bakır? Bakır amına koyayım ne olacak? Ben içinden çıkartıyorum. Alevelyon. Hediyesel çekiyorum. Fakir ben de fakir. Bakır. Allah Allah ya. Diyeceğim o ki onu çevreleyen 500 katman şey var. Onu Allah'ın şeyi köpek balığı nasıl ısırabilsin? Hadi ısırdı nasıl koparsın? Sadece ısırarak değil, balinaların kuyruğuna takılıp kopanı da var. Okyanus hocam. Depremlerinden etkilenip açılıp kopanı da var. Sonuçta ben küçük bir araştırma yaptım. Küçük bir araştırma yaptım. Kablolar genellikle bu tarz işte fiber kablolar, bu okyanuslar arası geçen kalın kablolar falan 20.000 feet'te duruyormuş genellikle su altında. Şu ana kadar en derine inen köpek balığı da bilindiği kadarıyla 3.000 metre, o da 10.000 feet kadarmış. Ama megalodonu bilmiyorlar daha. Megalodon diye bir gerçek var. 20.000 feet'e indin mi hiç, baktın mı? Var mı köpek balığı diye. Ben okudum. Yani megalodon diye bir gerçek var abi. Hocam extinct diyoruz megalodona ama. Ben abi, bilmem. Görüldüğü söyleniyor. Squid var. Giant Squid ona... Görüldüğü söyleniyor. Loch Ness canavarı diye bir yaratık varmış. Loch Nessus. Olabilir abi. Van Gölü'nde de var. Van Gölü. Vanus Gölüs. Van Gölü canavarı da Loch Ness canavarına özenilip yapılmış bir şey, ortaya çıkarılmış. Hayır abi. Van Gölü canavarı Loch Ness canavarının kuzeni. Peki Tuz Gölü canavarı yok mu hocam? Yok abi. O tuz abi kendisi. O bir canavar. O da. Böyle bir şey yapsaydık. Böyle hani tuz kemalı bir şey yapsaydık. Ona daha iyi çakmış olurduk bence. Kerem senin dediğine teşekkür ederim. Canan Karatay demek istiyorum. Tuzun kendisi canavardır. Çünkü benim de aklıma geldi. Seviyoruz kendisini gerçekten. Sağlık çok önemli. Kuatır olursun. Kendisi sabah akşam lahmacun yiyin diyor. Ama yiyin oğlum, lahmacun sağlıklı bir şey. Arasına da Adana'yı koyun, dürün böyle. Abi ben bu konu hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Ya, bu televizyonda dönen, sosyal medyada dönen şu sağlıklı bu değil, şu sağlıklı bu değil. Mesela sizce brokoli sağlıklı bir şey mi? Değil. İçin evet diyorum. Şimdi yani, sağlıklıdan kastınız ne kadar... öncelikle? Yani ne öyle kadar kokan bir şey asla mesela sağlıklı olamaz. Besleyicilik mi mesela sağlıklı olması? Hayır, kanserik mi değil mi? Kanserik. Kana iyi gelen besinler. Kana iyi gelen. Mesela abi, brokoli hiç besleyici bir şey değilmiş, biliyor musunuz? Yani besleyiciliği çok düşükmüş. O yüzden hani yemenin de çok bir anlamı yok. Antioksidan falan filan. Abi ot bok her şey antioksidan zaten. Allah razı olsun. Bunu söylediğin için seni gerçekten unutmayacağım. Yoksa unutur muydun? Evet, unutabilirdim. Bu arada brokoliyi ben çok severim, o ayrı konu yani. Detoksifikasyon. Brokoli, peki abi brokolinin yanına bir de karnabahar, böyle ikisini biri yeşil biri beyaz. Çok böyle güzel olmaz mı? Sanki tümleyici bir kalabak olmuyor mu? Kırmızı et de mantıklı. Değil mi? Yanına da bir bonfile abi. Yok abi, ben severim bunları zaten de. Karnabaharı mesela standart klasik o soğanlı domatesli karnabahar yemeği vardır ya, Türk yemeği olan. Onu yiyemiyorum ama karnabaharı çiğ çok severim. Kızartma seviyor musun karnabaharı? Evet, kızartması da çok güzel olur. Arkadaşlar karnabahar en güzel fırında kaşarlı olur. Evet, o da, yani, o da güzel olur da ben fırında böyle yağda kızartma gibi bir ortam yaratıyorum. O da güzel. Bakır mı? Abi ben genelde böyle sebzeli çiğ yemeği seviyorum ya. Hocam lahana çiğ çok güzel oluyor, lahana.
Bütün sebzeler onun da sarması ya. Onun sarması güzel oluyor. Sebze çiğ güzel yani. Sebze eğer çiğ güzelse kendisi her türlü güzel oluyor zaten. Yok katılmıyorum. İşte karnabahar çiğken çok güzel ama mesela sen patatesi çiğ çiğ yedin mi ama pişince güzel. Evet ben de kendi savımın ne kadar saçma sapan olduğunu konuşurken anladım. Ama maksat konuşmak oğlum, olsun yani burada hep doğru çok konuşuyoruz. Çok hızlı çürüttük. Mesela ben salat ben... şöyle bir şey savunuyorum burada. Patates bir sebze değil. Ne bir sebze değil? Aa, yine patates. Bakacağız. Patates bir et bence abi. Et gibi bir şey yani o. Bir et türü. O kadar güzel bir şey olamaz çünkü yani. Oğlum ben kafayı kırdım. Şu anda balkonumda domates, biber, taze soğan, salatalık ve çeşitli baharatlar dikilmiş durumda. Böyle heyecanla bekliyorum. Ondan sonra artık mutfağım yalnız, ve ben diye kanal açıp... İsterseniz mikrofonlarımızı Kerem'e uzatalım ve çiftçinin dertlerinden bahsetsin bize biraz. Abi vallahi yakıt vermiyorlar. Çiğe mazot 1 lira olsun mu Kerem? Olmalı. Gübre fiyatı... Balkona traktör alırsan biraz büyük. Gübreyi de köpekle mi? Balkonumuz büyük ama. Gübreyi de köpekle mi hallediyorsun? Aa çok mantıklı. Gübreyi şey yapıyorum abi. Pişirdiğim kahveleri böyle biraz karıştırıyorum toprağa. O gübre olarak sayılıyor mu? Karışıyor toprağa abi. Her şey gübre. Gübre olarak karışabilir. Karbon diyorsun yani. Mesela pazar kurulduğu günler akşamları pazara gidip böyle yerdeki şeyleri topluyorsun. Onları toprağa karıştırıp gübre yapıyorsun abi. Kuru yaprak, sigara külü. Peki güzel besliyor mu? Her şey oluyor da. Abi benim bildiğin şey karnım doysun, güzel evde olsun. Ben pişireyim, yaprağından koparayım falan. Benim elimin altında olsun, canımın çektiğinde yiyeyim diye. Başka bir sebebi yok. Ondan sonra gidip şey diyor musun? Bak bak ye bak, bahçe domates. Bak bak. Siksen ye demem kimseye. Ben o lan sabah şimdi de kurarım şunun yanına bir yumurta falan diye yapıyorum. Abi aman, bu arada bencil. Şöyle bir şey yapabilirsin. Bencil tarımcı yani. Gübre üretimi için şöyle bir şey yapabilirsin. Gidip eczaneden bir tane işte bu enterobakter falan var ya probiyotikler. Hmm. Onlardan alırsın. Onun içinde laktobasili acidophilus diye bir bakteri var. Acidophilus. Bunu böyle söylersem... Ulan ben sen gidip bir strateji oyunu oynarken şehrimi böyle koyacağım ismini. Bir daha alayım abi. Asidofolist. Neyse bunu alıp toprağa koyarsan belki orada yaşayıp koyduğun şeyleri gübreleştirebilir. Çünkü bu bağırsak kapandı. Sayın Egebey bunu yapmak yerine hem para hem zaman hem efor sarf etmek yerine direkt sıçsak. Olmuyor. Evet ben de onu diyecektim. Saksıya sıç. O da olur çünkü büyük ihtimal elinde gazete balkonda saksıya sıçan adam. Ama pardon saksıya sıçmayacaksın. Önce bir gazetenin üstüne sıçacaksın. Onu bir müddet güneşte bekleteceksin. Kuruyacak. Evet, konuyu olacağız. Değiştiriyorum yok, arkadaşlar. Siktir gidiyor çünkü. Bakterilerin ölmemesi gerekiyor abi. Onlar bir daha bulan. Bu da kodumun pislik. Pislik Murat ya. Neyi pis bunun? Neyi pis? Gayet doğal bir olay. Gübre üretimi Allah Allah. Ulan. Hayır. Hani bahsettiğimiz konuda gayet doğal bir olay değil mi abi? Abi yok hayatlarında hiç şeyle bağla bahçeyle uğraşmadıkları için ya bilmiyorlar. Sen bunlar sıçarak mı bağla bahçeyle uğraşıyorsun? Hocam ben 5 yaşındayken köyde salınacak. Sinirimi bozma ya. Adile Naşit gibi böyle şey mi diyorsun? Ben bahçenin 4 yanına 4 köşesine sıçtım. Çok iyi olacak. Adile Naşit bahçeye mi sıçıyormuş? Niye ya da evin 4 köşesine işiyordu. Onunkisi büyüğüydü tabii ama aklıma o geldi ondan dolayı. Sen 5 yaşındayken salıncakta sallandığın bir hikaye anlatıyordun ama arkada kaynadı. Evet. Ben çok merak ettim. Ben 5 yaşındayken Adapazarı'nda salıncakta sallanıyordum. İnekler falan vardı orada. 2 metre önümde ben onun sıçtığını gördüm mesela. O gün bugündür ondan iğrenmiyorum. Yani sıçtığını gördüğünden iğrenmek ayrı bir konu. Gördünüz. Yok hayır siz inek sıçarken gördünüz mü canlı? Ben gördüm. Kimin? Kocaman sıçıyorlar ya. Ya böyle bir şey yok. Ama ıskırık hayvan. Kuyruğunu kaldırıyor patata kütüde. Benim anlayamadığım kısım valla bahçeyle uğraşmamış bunlar kısmı yani tamamen. Çünkü ne bileyim abi benim babam da bahçeyle uğraşıyor da ben bahçeye sıçtığını görmedim hiç adam. Ya kardeşim gübre nedir? Teknik olarak boktur. Evet. Yani
Peki gübre satanlar sıçıp kendi bokunu mu satıyor Murat? Şimdi saçmalıyorsun yani. Gübre o gübre değil. O gübre kimyasal gübre. Potasyum nitrattır kendisi. Evet. Bomba da yapılır bilirsin. 11 Eylül'den bilir Kerem. Camlar titremiş. Abi camlar titremiş. Fesubhanallah. Aha fesuban çekti. Hocam gayet burada gıda ve tarım sektörüyle ilgili şeyler konuştuk yani lütfen. Evet yani. Bunun böyle eleştirdiği, bunlar işte bunlar istemez yani. Ükçüler. Bunlar bir şey bak, olsa da eleştirsek diye bekliyor. Murat'cığım sen ben bunu burada konuşmazsak, burada bizi izleyen genç arkadaşlarımız mesela ziraatçı olmak istemezse. Değil bu mi? Tarıma niye evet. Şey yapmasın? Yani. Ya da acaba tam tersini mi teşvik ediyoruz Murat'a? Şimdi ziraat sıçmak zorunda kalacağız. Tam onu diyecektim. Ziraatla uğraşmak isteyen biri varsa ulan uğraşmayayım şimdi ben hiç sıçamam orta yere deyip vazgeçebilirmiş. Ziraatla uğraşmak. Damlamalı bok yöntemini kullanır. O tabii şimdi giriş dersinde mesela tarlanın ortasını nasıl yaparım? Ya kardeşim hiç Marslı'da mı izlemediniz? Oradaki adam da bokuyla patates yetiştiriyordu. Ondan niye iğrenmi? Bunu bak işte bu. Hollywood mısın? Hollywood yapınca sen Mars'ta mısın amına koyduğum? Ya Allah Allah Mars'ta ol dünyada ol. Ne fark eder kardeşim? Sonuçta bok boktur. Tarımda tarımdır. Toprak topraktır ya. Tarım çok iyi. Bok boktur. Tarımda tarımdır. Sevgili millet. Yeşillik de ottur. Adam Mars'ta yoklukta sıçmayla balkona sıçmaya eşdeğer tutuyor ya. Ben bu lojikle nasıl kavga edeyim? Hocam bak şu an yoklukta değil miyiz? Mesela Kerem şu an yokluk karşısında. Bunun yoklukla bir alakası yok. Senin normalde ev şartlarında bulabileceğin, kullanabileceğin gübre kimyasal gübre olacak. Onun yerine organik gübreyle halledersen organik ev bir tarım yapmış olursun. Ev şartlarında niye kimyasal diyor. Gübre cif mi sıkayım amına koyayım ev şartlarında kimyasal nasıl bir mantık? Kimyasal deyince sabun anlıyor herif işte. Ya güzel kardeşim. Ege'cim şunun ifadesini bir alır mısın lütfen? Ev şartlarında niye ev şartlarında? Bak hemen yanda markette git ne bileyim şeye Koçtaş'a hemen orada solucan gübresi var bir paket. Sayın hocam. 4, al onu. Solucan gübresi için. Dediğin şey de solucanların yaşadığı topraktan alınan bir şey. O işte. Oradaki besin maddesini, kalan besin maddesini ve atıkları bu adam Murat'ın dediği gibi işte potasyum nitrata vesaire bir sürü moleküle çeviriyor. Allah'ım şu programda, şu yayında bana ilk defa birisi hak veriyor ve bu kişinin bilim adamı olması beni bilim adamı dedim. Bilim insanı olması beni gerçekten hocam burada kalbimi... adam kelimesi bildiğim lingüistik kadarıyla. Şimdi bir saniye sonra kalbimi şuraya bırakıp gidiyorum kardeşim. Kalbimi şuraya bırakıp gidiyorum arkadaşlar. Benden bu kadar. Solucan gübresi potasyum nitrat mı kardeşim ya? Bir daha böyle haklı bulunamam bu yayında. Gübresi hemen bakalım. Solucan gübresi. Solucan gübresi solucan boşuna yapılıyor. Hayır abi solucanları blenderda karıştırıyorlar. Ya bir şey soracağım. Niye bu Emrecan ısrarla bizimle aynı gün aynı saatte hep yayın açıyor? Evet ben de onu merak ediyorum. Abi Emrecan her gün yayın açıyor galiba. Yo ben hep yayın açtığımda görüyorum onun yayında olduğunu. Aklıma gelin. Güzel karı bakıyor ya. Hay baksın güzel ben de seviyorum. İzlemek istiyorum. Bizle aynı saatte aç. Solucan gübresi dediğimiz şey basically solucanların yaşadığı topraktı. Solucanların waste'leri toparlayıp geri koyması ortalığa. Tamam. Ortamdaki atıkları. Tamam. mı? Hani bu bir metabolik bir aktivite ve bu şey tamamen kimyasal bir reaksiyon. Hani şey değil. Bok değil bu yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela toprağın nadasa bırakırsın ya. Gübrelemezsin. Mesela toprağın nadasa bıraktın. Hiçbir şey yapmadın. Orada duruyor. O toprağın mesela bir sene içinde kendine gelmesini tamamen orayı toprağın içinde yaşayan bilimin bakteri, solucan, carçurt bunların. Ya tamam karşı değilim. Bitkilerin kullanacağı azotu bilmemeyi geliştirmek. Tamam için. Ama sen şimdi toprağı bir sene bıraktın. Üzerinde böcek ölecek, yaprak düşecek, kuş düşecek, tabii. Ölecek, bir böyle karışacak. O solucanlar evet. Onu bir çiçek olacak, çiçeğe arı konacak. İşte... Yani o zaman niye mezarlar var? Bahçelere gömelim her öleni. Mezarlar var ya ne verimlidir he. Abi bir şey diyeceğim. Mezar kesinlikle. Var. Evet, hani betonla kapatıyorsun da o betonun içine bir şey girmiyor mu zannediyorsun? Oraya öyle bir şeyler giriyor ki. Yani orada gene kompost oluyordur onlar.
Kompost. Yok onun zaten bir şeyle alakası yok. Senin atamıza tamam, dedin ben... komposto mu diyorsun lan? Bak sizin yüzünüzden geleceğin başkanları halkını toprağa sıçtıracak. İnşallah. Ben de çok mantıklıyım. Hocam mesela bir şey diyeceğim. Yarın öbür gün diyelim ki işte böyle zor bir dönem geldi. Tamam mı? O kadar apokalips geldi. Tamam mı? Artık ama böyle nükleer winter falan dönüyor ortalıkta böyle. Ve sen böyle o kadar uzakta bir yerde yaşamaya başlamışsın. Sonra abi bir kış geldi falan. İşte etrafta ağaç mağaç yok. Sadece senin çiftliğin böyle bir barnın var. Orada keçilerin falan var. Bir şey yakmak gerekiyor değil mi ısınmak için? Sen bu keçinin bokunu yakmaz mısın şimdi? Yakarsın. Abi onu yakana kadar başka bir sürü şey yok mudur yani? İşte ağaç mağaç yok mesela etrafta. Odun yok. Ne mesela? Benim akıllıyım ben şu keçinin de bokunu yakayım diye. E peki. Hocam tezek yakılan bir şey. Çok doğal bir şeydir yani. Hani. Ben öldüm o zaman. Niye? Boku yakamaz abi adam. Değer veriyor sonuçta. Bok mu? Boku ne yapıyorsun peki abi? Fanusla koyup evin içinde sergiliyorum. Gübre bak. Oğlum o çok değerli. Nükleer winter diyorum lan ne gübresi. Nükleer winter'da o... tarım mı yapılır ama? O hayvan ne yiyecek? Şey. Zaten öldük oğlum çok yanlış bir soru. Evet o biraz yanlış. Nükleer winter'da keçi de olmaz Ege'cim. Abi ne biliyorsun belki böyle yer altında saklanmış. Yer altı keçi keçilerinden bahsediyorsun. Yer altı ki başlı keçi. Dark underground keçi. Nükleer keçiler olabilir mi? Nükleer keçilerle savaşılır güzel. Sekiz toynaklı. Normalde keçi kaç toynaklı lan? İki. Ne ikisi lan ayağın üstünde mi gidiyor bu? Toynak. Ha, toplamda evet. Kaç toynağı var diyorum ben işte. Toplamda 4 tane toynağı olması gerekmez mi? 8 tane toynağı var doğru. Toplamda toynakları fazla. Peki keçiler kaç beygirdir? Tamam bakayım lan dur. Ulan çok mantıklı. Bir hemen Google'dan şey yapın. Bakıyorum hemen. Sonu yok bu arada hepsini merak edeceğiz biliyorsunuz değil mi? En son olacak kaç beygir falan. Sıfırdan 100'e kaç saniyede çıkıyor ona bir bakmak lazım. Hocam let's call the goat to horse ratio 8-1 diyorlar. Oha. Abi bak Quora'daki soru how many goats would it take to generate 2 gigawatt? Adam, neden adam peki mı? Bunu merak etmişler acaba? Ha, bilmiyorum. Demek ki adamın keçisi var. Oha. 1 kilowatt 746 horsepower'mış. 2 gigawatt 2 milyon kilowatt oluyor. Bu da dur sayıyorum. Kaç Tesla'ya bedel? Hocam bu da sanırım 1 katrilyon 499 pardon 492 trilyon 1 katrilyon 492 trilyon beygir gücü demek oluyor. Tamam ya yani reveals that an average goat weighs yani biz şimdi ülke olarak 1000 tane keçi alsak bu ülkeye Rusya'dan elektrik almak istedim. Hocam 2 gigawatt için 1.1936 çarpı 10 üzeri 10 tane keçiye ihtiyacınız varmış. Çok keçi ya. Bir keçi kaç beygirmiş? Yazmıyor ya. Bu durumda solar power keçiden daha karlı oluyor sanırım. Keçi daha karlı abi. Güneş enerjisi. Hay, öyle mi? Güneş enerjisi keçiden daha şey olmuyor mu? Verimli. Keçiyi besliyorsun ama nasıl daha karlı? İşte. Keçiyi yani? Besliyorsun. Sütünü tamam işte. Alıyorsun. Daha karlı güneş olur. Hayır güneş enerjisi daha karlı diyorum zaten. Ama ek şeyi var. Şimdi güneş enerjisinden elektrik üretiyorsun. Isı istersen şey yapıyorsun ama keçi doğuruyor. Efendim süt veriyor. Peynir yapıyorsun. Satıyorsun. Ulan, ya ikiye güneş, katlıyor oğlum. Güneş de sönmüyor. Hep var. Beslemiyorsun da. Yani... Hocam ya ama güneş ek şey vermiyor. Güneş diyorlar. Doğuruyor mu? Güneş abi, süt mü veriyor? Güneş doğursa güneş ya 3 güneşli Star Wars gezegeni olsak. Güneş doğursa peyniri var mı? Enerjisi nasıl şey yapacaksın ki öbür enerjiyi çevireceği? Orada bir conversion problemi var. At to keçi mi? Hayır hayır. Keçiden elektrik elde etme gibi planımız var ya. Tabii ya şey kaybolur canım. Mesela işte koşu bandına çıkarttın keçiyi. Oradan dinamo ile alsan gene enerji kaybı var. Ondan kaçırılmaz orada. Ya da fizik. Bir hafı besleyesi normalsi benim gözlerimi yaşarttı.
Ne yapacaksın keçiyi? Sen kan bana üstün fizik bilgilerinde keçiden nasıl enerji convert edeceksin? Abi işte cyber keçi yaparsın. Bir USB girişi yaparsın. Bir şey yaparsın. Oğlum dinamo ne oğlum? Dinamo ne lan? Oğlum bütün hayatım temelli dinamo. Şeyde hidroelektrik santrallerde suyun geçtiği yerin en sonunda dinamo mu var? Piezo var. Piezo. Ya ne var? Dinamo yok abi. Türbin deniyor ona. Ya tamam. Hangi türbin şey? De dinamonun büyüğü değil mi? Evet. Abi, dinamo. Dinamo bisiklet şeyi oğlum. La aynı mantık değil mi? Dönüyor işte. Dönüyor işte. Çarkı felekten elektrik açıklama. Üretilmiyor mu Mehmet Ali Bey? Bu bir çarkı felek bir dinamodur. Diyeceğim çarkı felek acaba ışıklarını kendi kendine mi şey yapıyor? Olabilir evet. İşte seni doğrulayan bilim adamı da önce böyle düşünüyor. Bence bu kadar senedir hala de ısrarla devam ettirilmesi de bu yüzden kendi evet. Enerjisini üretilebiliyor şey diye. Gider yok yani değil mi? Ülkeye de katkısı var oğlum öyle düşün. Çarkı felek sustainable edition. Yenilenebilir çarkı felek. Hocam burada Semkan sorunun cevabını buldum. Bir keçi yaklaşık 0.25 beygir gücüymüş. Beygir gücüymüş. Çeyrek at. Çeyrek at. Aynen. Çeyrek at. Çeyrek beygir. Kaç bir vites? Keçi çeyrek attır. Kaç vites? Yani demek ki sen mesela 100 beygirlik bir benim araba işte 100 beygirlik dediğin zaman peki kaç keçilik deyince 400 keçi. 400 keçilik orospu çocuğu diyebilirsin. Şu an o kadar korkunç. Niye peki orospu çocuğu diyorsun? Ama öyle soru orospu çocukluğu kusura bak. Abi bir şey diyeceğim. Bu konu çok kontroversiyel. Şu an girdiğim forumda bu bayağı tartışılmış ya. Biri diyor ki mesela 8-to-1 diyor. Bayağı o şey vücut ağırlığından falan filan girmiş herif. Lama ile karşılaştırmış. Yani abi gerçekten eğer... orijinal içerik üretmenin imkanı kalmadı. Herkes yani, her şeyi düşünmüş. Eğer şeyimiz olsaydı, çok bütçemiz olsaydı böyle 4 tane keçinin üstüne kontraplak koyup atla yarıştırabilirdik. Niye keçilerden katamaran yaptın? Abi keçileri teker gibi düşün. Sehacım keçileri... Hayır abi keçileri paralel bağlarsan aynı hızda giderler. Sen keçiyi seri bağlaman lazım. Altına da bir tank gibi düşün. Palet koyman lazım. Keçi sentiped. Yani hayır hızı... abi tam tersine. Keçilerin paralel olması lazım ki hız artsın. Seri bağlarsan ama yo, ben keçiler arasında bir rot balans düşünmüştüm. Doğru. Öne de bir direksiyon koyarız. Abi oraya keçiler, arka keçiler arasında diferansiyel olması lazım. 4 çekişli bir keçi mobil yaptım ben. Onu atla yarıştıracağım. Kaç çekişli abi bu? 4 abi işte. 4 çarpı 4. Of çok iyi. 4 keçer Sehacım. 4 keçer. Peki bu 4 keçiye bir de turbo charger takarlar. Abi istersen kontraplağın önünden havuç falan sarkıtıp turboyu etkinleştirebiliyorsun. Peki downforce önemli mi bu cihazımızda? Keçilerin yere basması şeyi artırıyor mu? Yol tutuşu. Keçilerin yol tutuşu tabii. Abi keçilerin yol tutuşu fren sistemi doğada olarak en iyi yol tutuşudur biliyorsunuz. Kendileri 90 dereceye kadar tırmanabilen hayvanlardır. Adam. Oo, tam 4. Yani aynı zamanda bir 4 çeker yapmış oluyorsun. Evet 2 saattir 4x4 diyorum. Kimse anlamıyor. Duymadım özür dilerim. Semkan 4 keçer dedi ya oğlum işte. Dinlememiş. Aha pardon. Her türlü. Şeyde de çıkıyor. Dağ da tırmanıyor. Biz peki hangi konuyu konuşuyorduk? Abi ben en son Starlink'i hatırlıyorum. Ben bir bok hatırlıyorum. Bir bok muhabbeti vardı. Ha tezekten keçiye geldik doğru. O zaman geldik buraya doğru. Evet. Güzel geçiş. Tebrik ederim. Bir sonraki konuya geçiyorum. Ama evet. Artık şeyi biliyoruz yani. Kaç keçi dedikleri zaman bunu unutmayın. Evet. Peki ben çarpı kaç 4. beygirim? Bunu nasıl öğrenebilirim? Hemen bakalım. Sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyorsun evet. Sehacım? Hemen bir koşu gelip bakıyorum. Human power in horsepower. Kaç vitessin ya? Ha mesela sen kölelik konusunu seviyorsun. Yani beygir olarak değil de insan olarak demek istiyorsun arabanı. Ya benim arabam 500 insan falan.
Açıklıyorum hocam. Bu soruyu da hemen açıklıyorum. Sağlıklı bir insan yaklaşık 0.89 kilowatt üretebiliyormuş. Bu da yaklaşık 1.2 beygir gücüne. Ama bir atın 15 beygir gücünde olduğunu düşünürsek yaklaşık işte bir attan 15'te 1 kadar güçlüyüz gibi düşün. Hmm. Yani o zaman ben sağlıksızım, o 0.60'a falan denk gelir. Yani bir 15 tane lan. İnsan bir dakika 15 tane adamı toplayıp üstlerine bir kontraplak koyduğumuz zaman atla yarışır hale mi geliyor? Kadar alıyoruz evet. Abi şöyle diyor. Ulan bu atletler falan olimpiyatçılar falan gibi şey. Murat. Sürekli çalışan atletler de 2.5 beygir gücüymüş. Şimdi Murat. Pardon böleceğim. Mahmut hocanın sorusunu bir ekleyeyim de öyle böl. Siz bana sen Sedan mısın hatchback mi ona göre tartışın. Sedan Karaöz. Ay Sedan. Hocam servisin var mı Türkiye'de peki? Yedek parça ağa. Evet. Şimdi Murat kaç tane insanı yan yana koyup kontrplak koyuyorsun üstüne? 15. Bir şey değil mi? Omuz boylarından hesaplarsan kontrplakların belli ebatları onları biliyorsun. Şimdi ek olacak sıkıntı bunları düşün abi. Abi bu orada tam geriz modla yapılacak iş aslında ya. Tam böyle kontrplak koy. Lan evet. Abi bu arada kontrplan ağırlığı da burada etkilidir. Yani üreteceğin beygir gücünde düşüş. Karbon fiber kontrplak üretebiliriz. Bak o müthiş işte tamam. O olur. O olur abi evet. Şunu söyleyelim hocam orada drag olur. Onu o yüzden... evet abi. Abi zemin de önemli ona bakarsan. Şimdi keçi yani gebede iyi gider. İnsan 15 insanlı oluyor bir horsepower. Mesela Sehacım sen kum pist mi seviyorsun? Yoksa ne toprak mı çimen mi? Ben parke seviyorum abi. Çoraplar da kayacak. Sprintlerini geçen koşuda ne verdin? Abi bir tane DRS takarız kontrol plan tepesine. Açılır mı diyorsun? Ha açılır. Peki Phantom kaç insan gücündeydi? Phantom 10 insan mıydı? Phantom 40 volt. Bilmiyorum ama ormanda 50 aslan gücün kaplan gücündeydi. 40 kaplan 40 kaç beygire denk geliyor bunu? İşte hemen bakalım. Önce 40 kaplanı beygire çevirip ondan ama şimdi abi, burada ne kaplanı? Bu Anadolu kaplanı mı? Afrika kaplanı mı? Dış kapı abi, kaplanı. Bu arada çok ilginç bir bilgi geldi aklıma şu an. Ha, yok tamam. Yok gelmemiş. Sinirim bozuldu ya. Abi bir dakika şimdi kağıt kalemi çıkartın. 40 kaplan kaç beygir gücüne denk geliyor? Hemen bakalım. Ha Bengal gelmedi aklıma. Hindistan Hayır, falan saçmalıyor. Hayır pahalı bir abi olması sana lazım ha bu şey bir tıbbi diyorum bu bilimsel yani bilimsel bir çalışma abi. Var mı abi bir data? Bakıyorum abi hemen. Birazdan döneceğim size. Ulan tabak yani, gibi adamsın. Yani yazılmış Ege. Bir tez falan varsa onları data soy beni. Bu arada konuyla daha farklı bir bilgi buldum sanırım ama çok emin değilim. Bu arada Murat'cığım sana mega hafıza tekniği vereyim. Bengali unutursan Bengay'dan aklına gelsin. Krem. Bengal'de Bengal'deki monkları düşün. Merdiven çıkmaya çalışırken dizleri ağrıyor. Sonra Bengay sürüyorlar. Bengay hop Bengal. O şekilde değil de ben daha ziyade dünyada ne kaplanı vardı ya aşamasında unuttum o konuyu komple. He. Sen gay, ben gay, o gay dediğin zaman ayrı konular onlar. Başka şeyler hatırlayabilirsin. Abi burada şöyle bir sıkıntı var. Tiger diye tank falan var ya onlar çıkıyor. Şu an bakacağım. Siz devam edin ben bakacağım. Bu sorun ya. Bulacağım. Bengal bilmesi lazım abi. Bengal Tiger Power. Bin Horse Power.
Tabii şimdi böyle olunca yeni konuya da geçemedik, bir sessizlik. Aman sınav bu sorusu. Çözüm, 40 kaplan kaç, gereken bir şey. Kaç İngiliz atı gücünde beygir türünden yazınız işlemli. İşlemli mi? Öyle bir şey mi? Ulan, okul açsak anca bu soruyu sor artık zaten. Aa abi, keçiyi açıklamışsınız ama şimdi şöyle bir durum var. Keçiyle bir şey çekebiliyorlar da şimdi kaplanla çekemezsin değil mi bunu? Peki başka ne hayvan güçleri vardı Phantom? Egecim, bu dataya şöyle ulaşabiliriz. Kaplan tarafından kovalanıp ölen insanların şeyinden, şimdi insan 0.15 atsa demek ki bunu yeniyor, yiyor. Kaç saatte kovalayıp yiyor? Buradan onu çıkartıp zaman eşittir bilmem ne formülüyle. Sen inanılmaz bir bilim adamı olursun hocam gerçekten. Olurum da formül eksim var. Şu anki yaklaşımını çok beğendim gerçekten. Formül bu dişlilerin yağlanması, revize olması lazım. A, Z, D, G. Hemen bak, adam experimental setup kurdu ya. Gurur duydum şu an, çok mutluyum. Data eksikliği varsa experiment yapacaksın. Datayı kendin çıkaracaksın hocam. Tabii abi. Tabii canım. Ya bunlar da biz öğretmeyelim zaten bilim adamlarını. Bilim insanısın ya. Konu değiştireyim mi yoksa duracağız mı Tiger'larda? Hocam sanırım bu daha henüz insanlık tarafından bulunabilen bir cevap değil. O zaman haftaya kadar bir deneyim. O yüzden Phantom oğlum işte. O yüzden Phantom lan adam. Bu arada Phantom'u 90'dan sonra doğan kimsenin hatırladığını sanmıyorum. Ben de Kızıl zannetmiyorum. Kızıl Maske diye belki bilirler ama. Ya ben bile çok hatırlamıyorum. İsmen biliyorum da izlemedim ya. İsmen tanıyorum. Merhaba merhaba. Ya. Mahalleden. Bir karşılaşmışımız var yani. Karşılaşmış. Güzel hikayelerdi. Evet, bir sonraki konumuz Wish Dash'ten geliyor. Kendisi demiş ki, unuttuğumuz halde neden kitap okuyoruz? Ne? Unuttuğumuz halde neden kitap okuyoruz? Yani kitabı okuyoruz, birkaç sene sonra unutuyoruz. O zaman niye okuyoruz şeklinde bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Onun kolayı var. Hafızlık mesleğini bütün kitaplara uyarlarsa unutmayabilir yani. Kitap öyle bir şey değil. Bu arada dalga geçiyorsun ama orta çağda falan böyle yapılıyordu. Baskı yok çünkü. Adamlar ezberleyip yürüyen kitap olarak dolaşıyordu. Şöyle, ben mesela... Bir de abi sen kitaptaki hikayeyi öğrenmen değil ki olay. Oradan kazandığın birikim yani. Ha, kitaptan okuduğunda... referans kitabı mı yoksa hikaye kitabı mı? Evet, hikaye orada kitabı değişir. Ya o bir şey yani. Hani zaten bilgi almıyorsun ki sen mesela hikaye kitabını. O sana vizyon sadece. Hani hayal gücünü genişleten bir şey. Ben çok imreniyorum kitaplardan. Konuşurken mesela bir kitabın ismi söylendiğinde ondan alıntı yapabilen insanlara aşırı gerçekten ödünüyorum. Mi? Abi benim evet, çok irite olduğum bir şey o. Ben çok ya, ben hiç yapamam çünkü yani asla okuduğum bir şeyi ya öyle okuduğum şekliyle aklımda tutamam. Yani sadece onu beynimde bir şeylerle bağlıyorum ve ana fikri hatırlayabiliyorum. O zaman abi, sana o Joshua 52.2'den bir pasaj okumak istiyorum. Abi şey falan, bir kere bir şey diyeceğim. Tabii Aziz Peder. Şeyden skopundan kaymıyor mu yani? Albert Camus şu kitabında demiştir ki, bakın arkadaşlar, hayatta iki tip insan vardır. Bunlardan biri kırmızılar, diğeri maviler falan deyince, lan o kitapta onun bir konteksti var, bir şey var. Şimdi ne alakası var, oluyorum ben hep. Ama zaten bu alıntılar genellikle şey muhabbetlerinde olur. Bu kontekstin yani aynı kitabı okuyan iki kişi arasında olur bu. Evet, o muhabbet aynı kitabı okuyan iki kişi arasında olur. Onu izleyenler de... Bunlar ne diyor diye bakar yani. Yok canım, o doğrusu değil. Doğrusu o kontekste bir konu olur. Bakın Camus'da böyle bir şey açıklamıştı kitabında. Evet, ben de hayır ondan bahsetmiyorum ben. Ondan bahsetmiyorum. Şey, sadece böyle kitap muhabbeti yapılırken bir kitaptan bahsedilir ve o kitaptan alıntı yapılır. Bir cümle, bir şey söyle ya da veya işte bir şiirden yapılır falan. Ha, onu şiirci tayfa yapıyor herhalde daha çok. Abi kitapta da var çok fazla yapan. Ve yok, özeniyorum o insanlara yani bir... o şeyine değil. Hani bunun böyle bir tribine yani bunun böyle bir karizması olduğundan falan değil. Bak ne güzel alıntı okuyor falan gibi değil de onu akıllarında tutup
ezberleyebilmelerine çok şaşırıyorum ve özeniyorum. Oğlum ben kendi şarkılarımı bile aklımda tutamıyorum lan, söylerken unutuyorum. İyi olabilir ya, böyle hani okurken böyle altın çizip iyi laf bu lan, ben bunu ortamda söylerim falan gibi bir durum da olabilir. %100 hatırlayamam ben de ya hayatta. Ama yani oradan aldığın, anladığın şeyi kendi cümlelerinle anlatabilirsin gibi geliyor bana. Yoksa zaten kitabı pek anlamamışsındır ya da unutmuşsundur. Yok ama çıkıyor. İşte o ayrı, onu yapıyorsun. Yani onu bir şekilde kendi kafandaki yerleştirdiğin şekliyle anlatabiliyorsun. Okey de birebir alıntıyı diyorum ben. O biraz otizm isteyen bir şey zaten. Ya hayır abi, şey de var. Birebir alıntı yapan insanlar genelde mesela kitabı okurken işte orada gördüğü cümleyi mesela çok hoşuna gidiyor bir cümle. Ya da işte hakikaten etkiliyor insanı falan, alıyor onu, not alıyor bir kenara. Ben de yapıyorum. İşte o not alıp onu işte adam arada açıp o notlarına tekrar bakıyor mesela. Ben baka, de bakıyorum. Baka. O zamanla oturur ya, o zaman merak etme. Oturmadı 30 senedir. İşte bir 30 daha bekle. Demek ki bende kafa yok. 20-30 da yapmıyor ya bence. Demek ki ben malım. Murat'a söyleyelim mi? Daha zamanı değil. Söylüyorsunuz. Ben kaçırdım. Bana ne söyleyeceksiniz acaba? Bu olayın sırrını abi. Sonra Ege, sonra. Kapa. Pati kapa. Evet, saat 12 olmuş. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hayırlı olsun. Vatana millete hayırlı olsun. İlan edildi mi abi? Edildi abi. Sen yoğurt muhurt aldın mı Seha? Aa bak. keşke 4 dakika önce yarın sokağa çıkma yasağını ilan ediyoruz diye şaka yapsaydık. Ya. Keşke bahçeme yoğurt ekseydim. Kendi yoğurtu yapmayı denedim. Ama abi sonra sıçman lazım gelin. Abi yoğurt ekersen sıkıntı, direkt inek ek, süt de alırsın, peynir de yoğurt yaparsın. Yoğurt eken fırtına biçer diyerek bu konuyu kapatmak istiyorum. Keşke ayran deseydin, tam olacaktı. Aklıma gelmişti. Yoğurtla ne yapıyorsunuz Seha Bey? Ne abi? Bu kadar yoğurt eksi çekilen bir evde ne yapıyorsunuz yoğurtla? Banyo. Yoğurt banyosu cildime iyi geliyor. Kendimi bazen cacık gibi hissetmek istiyorum. Al be, işte bu. Kral. Ağladın abi, tebrik ederim. Beni dilim dilim doğrasalar yine bir yol olmaz demek istiyorum. Onu aç da bir ara verelim o zaman. Bak biraz, pardon, ara vermeden önce biraz önce söylediğimiz şekilde sen de tam birebir söylemedin. Sen de aklında kaldığı, yani sana verdiği duygu şekliyle. Ama zaten anladın mı? Olay orada işte, anladın. Anladım sonra. Evet tabii. Yani biz sonuçta mesela burada ne hafızız ne de şey. Hafıza. Ulan hafız oradan mı geliyor? Sanırım oradan geliyor. Vay anasını ya. Yine aydınlandı. Etimoloji be. Bu aydınlanmayla o zaman bir cacık dinleyelim. Cacık arası veriyoruz. Cacık arası. Hadi ama ben de cacık mı yapsın? Çok güzel bağladığın için bence şarkılara böyle bağla bundan. Peki abi. Hemen geliyoruz. Bak. Geldik. Nereye geldik? Geldik. Oha ne kadar kısa bir araydı. Cacık arası abi. Cacık arası yani abi. Cacık arası kısa olur. İşte espresso konuşuyoruz. Şimdi şey yapmayalım. Senin canını sıkmayalım. Kahve içen köylüdür. Haydi. Espresso içen şaka nedir? Şaka yaptım oğlum. Murat şakası. Drash oluyordum oğlum. Tabii. Evet, yaklaşık sayı veremiyorum ama yakında yayının biteceğini söyleyebilirim konulara bakınca. Yaklaşık sayı veremediğim. Kendinizi salaktan zekiye doğru sıralayın diye bir öneri gelmiş. Kalp kırmak için. Bunu bizim yapmamız çok objektif olmaz. Çünkü herkes... Ben mütevazi davranırım her zaman. Hiç abartmam hiçbir şey. Davran hadi o zaman, sırala. Ben abi normal olduğumu düşünüyorum. Ben yani arkadaşlarım, çevrem, ailem ben falan. Hiçbirimizin normal yüksek olduğunu düşünmüyorum. Onu önce bir kenara koyalım. Normal adamın yanımızda hiçbir işi yok.
Çünkü normal insan sıkıcı insandır. Bunu bir belli et. Bunu bak, bunu ben söylemiyorum. Sen söylüyorsun. Gördün mü? Ben çok mütevazıyım. Normal olmayı söylemek bu ortamda mütevazilik olmuyor. Ben deli değilim demek oluyor. Evet, başladınız mı? Başladık. Ege'cim, bir delinin ben deli değilim demesi ne kadar güvenilir bir argümandır? Deli olduğunu biliyor muyuz? Senin bilmen ne anlam ifade eder? Adam kendi değil. Deli olduğunu biliyorsam, adam deli değilim diyorsa yalan söylüyordur oğlum işte. Nereden biliyorsun adam deli olduğunu? İşte biliyor muyuz onu soruyorum. Belki onun dışında herkes deli. Ya. Biri ben deli değilim diyorsa... Yok, yeterli data yok yani ortada. İşte buradan hemen... Bir şey... controversial zaten. Legion. Deli midir, değil midir? Legion? Ya cahil. Cahilsin. Koy 40K mı? Hayır, hayır. Legion oğlum. Şey... Ne, yok mu Marvel karakteri 500 tane şeyi var? Kişiliği. Dizisi de var. İzlemediniz mi kimse? Aa. Ben izledim. İlk sezonda bıraktım hiçbir şey anlamayıp. Oğlum çok güzel lan. Niye bıraktın? Oğlum adam deli. Ya... Kaçırdım çünkü bir yerlerini. Sonra baştan tekrar şey yapmaya üşendim. Baktım anlamıyorum. Ben bunu izlemeyeyim en isterim. Abi bu arada çağımızın sorunu. Benim böyle çok dizim var biliyor musun? Böyle mesela Vikings şu an öyle. Neresindeyim bilmiyorum ama izlemek istiyorum. Ama izlediğim bölümleri de izlemek istemiyorum. Ama izlemediğim bölümleri identify edecek kadar da hatırlamıyorum. O zaman random bölüm aç izle. İşte onu da yapınca böyle sonuna geliyorsun, böyle 35. dakika olmuşlar, ben bunu izledim ama. Niye kardeşim, izlediğin bir şey bir daha hiç izlemiyor musun? Ben sevmiyorum abi, benim öyle bir şeyim yok. Hafızlık gibi düşün be oğlum. Benim çok sevdiğim bir film birkaç kere izlemedin mi? Hayır. Aa. Ben mesela izlediğim filmi tekrar izlemem çok zor. Ya yani 2 seviyor musun abi sen? Ne? Star Wars seviyorsun sen? Ya abi Star Wars, Lord of the Rings, işte Harry Potter bilmem ne falan filan, onlar istisna. Yani mesela garibim biraz bu konuda. Hani onlar artı mesela Riddick denilen filmi, ilk filmini galiba. Bu yok, ilk filmi değil. 2002'de mi ne çıkıyor, yok 2002 öyle bir şey. O ara çıkan bir tane Riddick filmi var ya. Bilmiyor da olabilirsiniz. Onu herhalde 15-16 defa izledim. Çünkü evde o zaman VCD'de bir o, bir de Matrix vardı. O ikisini izliyordum. Mesela Schindler's List izlemedin mi? İzledim ama çok fazla, bir kere izledim. İkinciyi hiç izlemedin mi lan? İkinciyi ben de izlemedim abi ya. Ondan. Ben de öyle. Semkan'ın dedikleri haricinde bir tek Hateful Eight'i 3 kere izledim. Benim çok birkaç kereden fazla izledim. Çok film var da. Çünkü ben bir filmi seviyorsam ikinci izleyişte daha çok seviyorum kaçırdığım şeyleri yakalayarak. Ya bir de bazı insanlar öyle, hani mesela bir filmi seviyor. Hani onu sevdiğini bildiği için hani sevdiği bir şeyi yapmak olarak görüyor, ama ben hani böyle bir exploration gibi görüyorum galiba. Ya bende mesela genelde soundtrackleri çok iyiyse, böyle chill veriyorsa, hani o zaman tekrar izlerim. Sırf o şeyi tekrar yaşamak için yani. O kadar. Ben izlediğim bir filmi bir daha izlemek geliyorsa içimden, izlememiş birini bulup onunla beraber izlemeyi tercih ediyorum. O da zevkli mantıklı oluyor. Çok. Ama şöyle bir uyuzluğu oluyor. Sevdiğim bir insan izlememiş. Getiriyorsun yanına, açıyorsun filmi. Çok sevdiğim bir sahne geliyor. O sırada NPC gibi suratına dönüp bakıp konuşmaya başlıyor ya, çıldırıyor. Kafasını tutup ekrana tekrar çevirmek istiyor. Kaçırıyor. Oblivion karakteri kim? Evet, tam olarak öyle. Hey. Ya bir tane adam öyle Skyrim karakterlerinin taklidini yapıyor. Onu gördün mü ya? Evet abi. Ben bir tane şey izledim. Geçenlerde Skyrim'le alakalı. Skyrim'le alakalı işte, hala işte keşfedilmemiş bilmem neler falan filan. Herif böyle öküz gibi serisi var. 300-400 diyor olmuş artık falan. O kadar saçma sapan garip şeyler var ki bu arada Skyrim'de.
Umutsuz. İnanamazsın yani. Onun üzerinden çok acayip kanallar var ya. Ya yani sırf modlarından öküz gibi iş yapan adamlar var mı? Bayağı komik. Vanilla oyun ya. Ha, Vanilla'sında. Abi tabii. Yani explore edilmemiş yerler falan gibi. İçi questlerde bir abuk subuk şeyler. Adamlar garip garip şeyler yapmışlar falan. Bu arada oyun demişken aklıma geldi. Minecraft gönderdiğin şey ne lan öyle? Ha ama gördün değil mi? Siz gördünüz mü? Bir scale Minecraft'ta dünyayı yapmış herifler. Yapmış değil, yapıyorlar şu an, çağırıyorlar falan. Hayır, terrenini yapmış oğlum adamlar. Ha, terrenini yapmış işte, şeyi oturtmaya çalışıyorlar. Şimdi Minecraft'ta normalde şeymiş, bir de 256 blok muymuş neymiş üst limit. Her blok işte 1 metre olarak kabul ediliyormuş ama bir tane herif bir mod yazmış. İşte bu blokları 1/16 scale'a mı indiriyor falan. Öyle olunca dünyayı çok rahat sığdırabiliyor muymuş? Öyle bir şeyler var, tamam mı? Şimdi okey, vertical'ı kurtardık diyorlar ama şimdi bütün haritayı önce bir nasıl harita çıkartılır, tabii bu konsept tartışılıyor. Üzerine bunun matematiksel modellemesini yapıp işte yapmaya çalışmışlar. Yapamamışlar, sonra bir tane matematikçi bulmuşlar bir üniversiteden, hoca. Bu konuyla alakalı makalesini bulmuşlar herifin. Adama mail atmışlar, adam geri dönmüş. Herif bunların Minecraft projesine giriyor. Ve Minecraft'ta bütün dünyayı yapmaya başlıyorlar şu an. İnsanları topluyorlar şu an. Oradaki benim anladığım kadarıyla şey, bu hani geoid olan dünyayı Minecraft'taki planer şeye dönüştürmek doğru bir şekilde. Tabii tabii. Aynen. Zaten şey, harita mantığı da öyledir ya. Geoidi nasıl kağıt üzerine dökeriz diye. Kaç onun kişiyle yapılıyor peki? O önemli, çünkü herkes kapısının önünü yapsa tamam yapılır da yani. Şu an galiba 10 bin küsür kişi falan var. 10 bin değil oğlum, 50 bin lan. 50 bin olmuş mu? Ha? 50 bin kişi bir server'a nasıl giriyor lan? Ya nöbetleşe. Şey, ustalar buraya attım video linki, bakın. Bu burada ikinci videosu ama bu da güzel açıklıyor şeyi. Patronlar özel attı da bari. Ya bu arada çocuk da o videoda da çok abartıyor. İnsanoğlunun bu büyük açılmadığını bilmiyor falan. Ya siktir oradan ya. O kadar. Abi, çok çok reklam ya, full çocuğun konuştuğu da olay iyi yani. O olay iyi bu arada. Yani ben şey yaratmak zaten bitti yani orada. Aynen öyle. Şeye girdim geçen, girmedim de giriyordum. Orta dünyayı birebir yapmışlar. Bitmiş yani neredeyse server. Ama haritayı indirtmiyor adamlar. Kendin oynayamıyorsun. Ancak turistik gezme açmışlar. Ha, onu bir ilirik girmişti, onu da gördüm. Ha şey mi, modifiye edemiyorsun. Takılabiliyorsun. Sadece işte gezme. Ama yani ya ben adam onu sana işte Fellowship of the Ring'deki sahneleri yaşatıyor falan gibi düşün. Tamam abi, sen oraya şey, Sauron'un kulesinin yanına gece kondu evi dikme diye yapıyor adam. O mantıklı da harita olarak indirtmemeleri de ayrı bir şey. İnsanlar profit yapmasın diye. Ya ben onu kendi LAN server'ımda açıp takılacaktım yani. Soğudum çünkü server Amerika'da, ben onun lagini çekemem yani. Ama tercih tabii yani, o kadar uğraşmışlar. Yalnız güzel olurmuş bu arada ya. O ben de şey yaptım da, Sauron'un kulesinin yanına hakikaten böyle salak bir topraktan kerpiçten ev yapıp takılmak güzel olabilir. Hemen başka bir konuya geçeyim. Murat, bu arada duydun mu sen? Kendinizi salaktan zekiye doğru sıralayın. Duydum, evet. Sen böyle bir sıralama yapabiliyor musun? Yani böyle bir şeye neden ihtiyaç var? Onu çünkü o neymiş? Kalp bilmiyorum. İkincisi ben mesela kalp kırmaksa alayınız salaksınız, ben en zekinizim. İşte bu kadar. Ama gerçekçi bir sıralama yapmaktan bahsediliyorsa onu söyleyebilecek kişi ben değilim burada diye tahmin halka ediyorum. Halka mı yani bırakıyorsun? Yani halka da bırakmıyorum açıkçası. Halka da ne bizim zeka seviyemizden. Adam ona göre izliyor belki abi. Adamın ahtı var belki. 80 IQ'nu hatırlamayı izlemiyorum kardeşim. Yani kardeş, o zaman gitsin Einstein izlesin. Yayın mı yapıyor Einstein? Gidelim biz de izleyelim. Tabii Twitch. Ya, gitsin Stephen Hawking videoları izlesin o zaman yani.
Evet arkadaşlar, bugün Marilyn Monroe ile beraberiz. Evet Marilyn. YouTube şeyi, videonun görseli dil çıkartıyor falan böyle. Abi bağış. Bir dil çıkarır mısın ya diye bağış geliyor. Abi bir formül yazar mısın ya? Sen şu ünlü olan. Ünlü olan. Neydi o Ecüc Mecüc bir şey var. Ecüc. Neydi bir şeyler eşittir kares falan o işte. Popüler bilim. Başka bir konumuz sarmalar. Sarma mı? Evet. Şimdi. Dolma sakın... olan mı? Dolma olandan girelim, başka bir yerden çıkmayalım diyorum ben. Zeytinyağlı mı etli mi? Şöyle bir sorum var bu arada burada. Ben bunu dile getirmek isterim. Bazı arkadaşlarımız sarmaya dolma, dolmaya da dolma diyorlar. Peki yani, sarmaya ne diyorlar? Sarmaya sarma denmesi gerekiyor ama sarmaya dolma diyen bazı arkadaşlar var. Yani dolmaya da dolma diyorlar ayrı. Abi benim bildiğim mesela etli sarma ya da zeytinyağlı sarma, onlar sarma dolmadır zaten. Yani ikili. Sarma dolma diye bir şey yok yani. Sarma sarma dolmadır. Şimdi aa, birinde bir şeyin içini dolduruyorsun, birinde bir şeyi bir şeye sarıyorsun. Ama genelde doldurmuş şeyler. Olmuyor musun? Hayır. Sarmış oluyorsun. Ulan sen şimdi, sen şimdi pardon Adana'yı lahmacuna sardığın zaman lahmacun dolması mı yapmış oluyorsun? Ama bir şey diyeceğim. Dolmuş olmuyor mu içi? Olmuyor işte. Felsefik olarak düşünelim. O bir görecelidir. Ona bakarsan hayır. Öbürünün dışı dolmuş oluyor. Dışı nasıl dolmuş oluyor oğlum? Nasıl mı diyorsun? Onu nasıl işte. Yani şimdi dolmak dediğin olay şey değil mi yani, bir kap var önünde. O kap işte dolmuş olur, ne bileyim işte tren olur, kutu olur, işte biber olur falan. Evet. Bunun içi doluyor değil mi? Dolduğu evet. Zaman dolmaz işte mu? Bir şeyi bir şeyle sardığın zaman o bir kap gibi değil. Yani onun içini doldurmuş olmuyorsun. Yo gene bir kap sonuçta, closed bir şey, dört şey var yani, hani kübik değil de işte. Abicim, kapalı şimdi, bir sistem yani. Sistem farklı. Şimdi bak, çantayla çıkın aynı şey mi? Ya bir örnek var chatte şimdi. Ben mesela şimdi tütün sarsam bu sigara değil, tütün dolması mı oluyor? Evet. Ama hayır, bir dakika, şöyle bir durum var. Tütün sardığın zaman o kapalı bir sistem değil. Açık bir sistem o. Bir ucu açık o. He. Kapalı sarmanın da bir ucu ucunu açık kapatırsın. Olabilir. Hayır abi, olur mu? Pil pirinç dökülür o zaman. Sardın, ucunu kapattın, dolma. Pardon, sarma diyorum. Evet, hayır, dolmanın tütün dolma olur bence. Hayır, dolmanın ucu açık. Yeah. Mesela biber dolmasının üstünü yo, onu da kapağı olur. Yo, ama domatesle bir şeyle kapatırsın da onun üstünü, onun standartı olur. Ama hepsini kapatmıyorsun işte. Ama standardı odur be oğlum. Yani standartlara göre konuşuyoruz burada. AYUPAC standartları. Tabii canım, başkasının yaptığı dolmayı tartışmıyoruz ha burada. Belli bir standart üzerinden tartışmasak. Ya dünya dolma olmaz. Standartları tam olarak ne öngörüyor bu konuda? Ben bir dünya dolma enstitüsü. GDS 36.55'te der ki üstü kapalıysa kardeşim ISO'ları var mı hocam bunların? Domatesle kapatılır. Domatesle kapatılanlara dolma, kapatılmayanlara sarma. Peki pro ne oluyor? Ama mesela ne, bir daha de? Pro. He, pro'nun da iki ucu kapalı mesela. Dolma işte. Abi ben Küba dolmasını çok severim. Yok tamamen haklısınız, saçmalığı anladım, ben de bokunu çıkardım. Ama gerçekten bazı insanlar gerçekten şeyle böyle hani büyük bir hevesle böyle ona dolma diyorlar ve ben çok sinirleniyorum. O zaman dolmaya ne diyorlar yani? Ama mesela şimdi şöyle bir şey var Semkan. Mesela Antep sarma diye de bir şey. O da sarma, o da sarma. Nasıl ayıracağız? Abi Antep sarma hangisi? Nasıl Antep sarma? Fıstıklı işte. Olan. Fıstıklı olan işte. Şu yeşil var ya, baklava gibi. Ona mesela da ona da baklava diyen var. Ya arkadaşlar işte, yapan insanlar, bak bunlara isim veren insanlar, bunları yapan insanlar. Ondan sonra o sardım diyorsa sarmıştır. Ya peki o doldu diyorsa? Peki ya, şimdi o zaman doldurulan şeye dolma, sarılan şeye sarma deniliyorsa, bütülen şeye de bütme mi deniyor?
Evet. Ne bütülüyor? Bütme diyelim. Şey. Bütülen ne o zaman, evet. Bütmek nedir ya? Bütmek ne demek? Sen bütme yemedin galiba. Ben ne yemedim, diyorsun? Duymadım da, nedir o? Krep gibi. Ulan, bir şey. Hiçbiriniz mi hatırlamadınız? Yazıklar olsun be. Kadıköy bütme ev. Krep gibi bir şey değil mi? Kadıköy bütme evi çıktı abi bende. Abi. Oğlum krep gibi bir şey. Ne bu referansı, anlamadık bir açıklar. Bütme muhabbeti gözleme olur işte. Yayınlardan bir şeydi ama anlamadınız hiçbiriniz. Mesela gözlemede gözleniyor mu bu? Mesela sen yaparken gözlemliyorsun. Evet, ama yani. Aynı espriyi o yayında da yapmıştın Ege. Gerçekten. Evet. Hiç hatırlamıyorum. Hatta bundan imam bayılıyordu ya falan bağlamıştık. Demek ki kendimizi takip eden insanlarız. Evet, hocam şey, tarih, tekrarlayan tarih tekerrürden ibarettir. Hayır ya. Ben kendimi takip ediyorum. Takip ve takip. Ben kendime patron da oluyorum. Ege izindeyiz. Bir başka konumuza geçiyoruz. Kalp kıracak bir konu daha. Birbirinize karşı arkadaşlığınız zarar görmesin diye sineye çektiğiniz olaylardan bahsedebilirsiniz. Semkan bu konuda ağzını açar mı? Benim seninle öyle bir şey yok lan. Hayırsız pedofil. Seninle İyi var. İyi de arkadaşlığımız bozulmasın diye bunları işte konuşmuyorsak, burada şimdi konuşursak arkadaşlığımız şey bozulur. Bunları da konuştuk zaten seninle de, o yüzden bozulmadı da. Ben bizde böyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Direkt söylüyoruz biz. Çünkü evet. Bunun için arkadaşlık bozacak adamın aramızda yeri yok diye konuşuyoruz. Evet. Hayır, şöyle düşün. Evet, bu soruyu soran çok arkadaşa doğru. Ben sormak istiyorum. Eğer birbirimizden böyle yani arkadaşlığımız bozulmasın diye sakladığımız şeyler varsa ve onları şu anda konuşursak, sen kanal dağılsın mı istiyorsun yani, anlamadım. Şey bu, rakip kanalda. Görüşmeyelim yani mi bir daha? Adam öneri vermiş kalp kırma diye sorunca, yani onu da çok şey. Emkan, sana dediğim şey şu, şey son 3 seneden bahsediyorum kanki, seni çok kırdım ya o süreçte, o yüzden. Ha, yo, ben hepsini ağzına sıçtım senin, sorun yok artık. Hak ettiğimi aldım yani, sıkıntı yok. Yok yani, çıkmadı. Hmm. Ben Murat'ın editte fark ettiğim bir yönü var ama uyuz oldum. Yeri gelmişken söyleyeyim, hiç sineye çekemeyeceğim. Kendi yaptığın şakalara kendin çok fazla gülüyorsun. Bir de bunu bir evet şeyler ya konuşulurken yapıyorsun, bölünüyor. Edit de çok zorluyor beni. Lütfen dikkat edelim. O diye. Konuda haklısın. Biraz daha az narsist olalım lütfen. Lütfen. Ya ama adam öyle. Biz öyle gidiyoruz mi avlanmaya, bir şey yapmaya. Adam orada takılmış kalmış, kule yapmaya çalışıyor. Ya gel kardeşim bizimle beraber öğren. Yok Kerem canım, ondan bahsetmiyorum hocam. Onu değil ya. Muhabbet ederkenden bahsediyorum. Ya ben ortalık karışsın diye söylüyorum ben de be. Ya bundan ortalık mı karıştır? Sen de hiç bilmiyorsun ortalığı karıştırmayı. Ya Murat karışmasa öyle söylememe bir ya şey söyleyecek. Ya sen ortalık şimdi karışsın istiyorsan, ben yarın gene karıştırırım ortalığı pamuldan. Ne olacak? Bak suskunluk oldu, herkesin kini şu an çıkmaya başladı, sinirlendi herkes. Yok, ben konu bakıyorum. Başka Rose konumuz. Burak olsaydı şimdi ne güzel o Rospu derdi. Burak nerede? Gidiyor Burak ya, kalbimizde. Haydi. Ya da belki pankreasımızda. Chat'te falan da gördüm Burak'ı soranlar. O, bize sormayın. Gelmesini istiyorsanız özelden darlayın. Discord olur, Instagram, Twitter, her türlü yağdırın gelsin. Gelmiyorsa bir bildiği var demek ki. Biz kimseye zorla gel demiyoruz. Ya da bilmediği bir şey vardır. Olabilir. Kızım! Oğlum bu arada siz mesela böyle yayındayken chatte konuşan, işte bu sayfaya hiç chat demiyorsunuz ya, o yüzden çok mutluyum ya. Ne haber chat? Abi, Kerem diyordu onu. Şey. Kerem bir ara çok Twitch yayıncısı olmaya çok özenirdi. Neden yaptım bunu? Kerem bir ara çok şişman olmaya çalıştı. Şişmanlayamadı. Hala da şişmanlamaya çalışıyor kendisi. Allah, kilo almaya çalışıyorum. Alamıyorum ya. Alamıyorum. Yeterli kiloya alışınca geri dönecek chat diye.
Mobber Kurt. Ladana. Kerem'den yine bir şekilcilik, ırkçılık örneği görüyoruz. Şişman insanların hepsinin diye konuştuğunu. SH'dan görmen ben lazım. Dedim. Ben söylemedim ki ya. Ya sen de ne diye atış hayır, yapacağını sen, şaşırıyorum. Hayır, ya. Sen askere gitmek çok tehlikeli. Ne diyor? Hayır ben onu onun için demedim. Uvvv yapan sensin. Ben yaptım ya. Onu sen mi yaptın? Evet. Yazıklar olsun. Senden bu ırkçılığı hiç beklemez. Senin bu kulakların nasıl değil, kiloculuktur. Kiloculuk evet. Ben hiçbir zaman şişman insanlara saygı duymam. Duymayacağımı da her yerde açıkladım. Zayıflayın yemeyin. Yemeyin yani bu kadar basit. Sen bana saygı duymuyor musun şu an? Duymuyorum. Şişmanlığın konusunda asla sana saygı duymayacağım. Hasta olan bazı insanlar var. Bunlar hakkında ne evet. düşünüyorsun? Mesela insülin direnci falan gibi. Dünyanın bütün şişmanları. Ben toplanın şişmanım, ve... bende obezite var, ben çok hastayım diyenlerden bahsediyorum. He, bunu Ricky Gervais deyince milyonlar kazanıyor, ben deyince o. Ya yo, sen Ricky Gervais misin kardeşim? Olman mı gerekiyor fikirlerimi belirtmek için? Nerede demokrasi? Olman gerekiyor çünkü o adam Ricky Gervais olmuş. Tamam Seha'cım bana İngiltere'de Seha. Doğarsam olurum canım. Seha'cım i̇şte. Bana hiç demokrasi falan deme kardeşim. Ya şimdi insight konuları açmayın kardeşim. Biz bunu test ettik. Yemeyin. Faşist yönetim. Yemeyin abicim. Şişmanım diye ağlamayın. Yemeyin. Bu kadar basit. Ben şişmana şişman diyemeyeceksem nerede bu fikir özgürlüğü? Peki oğlum, hayır. Şişman olduğu mesela. İçin ağlamayana. Ağlamasın. Ona bir şişman derim ben yine. Ya git gözümün şeyini düzelt ya. Baktıkça hayır, bir şey onunla da, görüyorum. Bak önümden. Tamam onu geçtik. O tamamen kendi sana şişmandan hoşlanan da var. Onu geç. Ben onu demiyorum kardeşim. Sen bir insana yetecek yemekten fazla yemek yiyorsun. Bildiğin kaynak israfısın evet, ya. Evet o konuda. Evet o konuda. Kaynak israfı kardeş. Ama bir şey diyeceğim. Çoğu insan ihtiyacı olandan fazla yiyor zaten şişman olma. Aşağı ona da yukarı, evet o da çok haklı. İkiniz aşağı arasında... yukarı günlük 2000 civarında bir kalori alman yetiyor sanıyorum. Mesela şimdi evet. Kerem şişmanlamaya çalıştığı için devamlı yemek yiyor. Oğlum yiyorum ben insanın... benim günlük 4000 kalorim falan var rahat yani. İşte 5 insanın hakkını yiyorsun. Bu şimdi Kerem de şişman değil. Senin nerede kaldı adaletin ey koca lüsit? Şunu söyleyeyim. Kaloriyi harcarsan zaten ihtiyacın var demektir. Bu adam harcıyorsa. Harcayamıyorsun yiyordur. Oğlum harcayamıyorsun. O 2000 hadi yani vücutçu falan olman lazım yüksek kalorileri harcaman için. Benim vücudumun 2000 kalori üstünü yaktığını düşünmüyorum günlük hayatta. Hayır canım gidip tarlada sürebilirsin. Vücutçu olmaya gerek yok yani. Beden işi yapıyorsan fazla kaloriye ihtiyacın var. Ben yapmıyorum. Seha Bey, o zaman sigara içen insanları da akciğer kanseri oldukları zaman sağlarım, ölsünler. Evet. Zaten öyle değil mi? Öyle değil mi zaten? Yok, tedavi oluyor işte. Olabiliyor. Abi erken bak ben bu konuda sigorta konuşmama ödeniyor. Başlamadan önce şunu söylemek isterim. Ben ailemden iki kişiyi akciğer kanserinden kaybettim. Ve hepsi de hayvan gibi sigara içiyordu. Ben... Kansere yakalanmadan önce bunu çok dile getirdim. İçmeyin, bakın biz üzüleceğiz diye. Kansere yakalandıktan sonra sigarayı bıraktılar. Bu böyle olmaz. Hepsini de kaybettik. Ve dediğin şey bir nebze doğru. Şimdi sigara içmiş, kansere yakalanmış insan var. Bir tarafta başka kanserler var. Şimdi sen ödeneği ne tarafa harcamayı tercih edersin? Kendine hepsine. Bunu yapanı mı yoksa hocam şu an dediğin şey Amerika sistemin şey sigortacılığın yani sigorta sistemlerinin vahşi kısımlarına dalıyorsun yalnız. Öyle ama bir durum var. Kendine ama... bakmıyorsan devlet sana niye baksın? Abi o nasıl bir şey? Yani sosyal devlet dediğin her türlü bakmak durumunda. O zaman mesela dediğin ama o zaman devlet onun satışını yasaklasın abi. Yasaklasın. Yani açık satılan bir şey kullanman konusunda
Öyle evet, öyle bir mantık yok abi. Hayır, devlet öyle ondan mi? Kârımı alırım, üstüne de uyarımı koyarım diyor. Senin bir kendi tamam bireysel bilincin. Tamam abi, kârını alıyorsa senin tüm sağlık, abi sağlık insan haklarından bir tanesidir abi. Abicim yani öyle düşündüğün zaman yasaklasın diye devlet o zaman her şeyi yasaklayabilir yani. Böyle devlet bir ben yok. Senin sigarandan para alacağım ama kanser olursan bendesin kanki demiyor ki. Yani onu başka yani, yere harcıyor. Kanser olursan bendesin kanki demiyor. Tabii ki başka bir yere harcıyor. Vergi olarak alıyor veya başka bir şeyde hayır, zaten fon oluşturuyor. X bir şey yapıyor. Fark etmez. Hayır zaten fark bunu, etmez. Yani bunu sağlık, yapmamasını. Abi yani. Çok temel. Ben ayrıca, konuşuyorum. Bak dinle beni. Sağlık, eğitim. Anlıyorum sağlık, eğitim, da adamın hukuk, sana bu ben onu demiyorum, sağlık oğlum. Şeyini bir saniye bunu zaten yapma. Yani sana bunun desteğini vermemesinin sebebi seni sigarayı bırakmaya zorlamak. Ayrıca ben yani, Kerem'in dediğini demiyorum. Mesela akciğer kanserinin kendi destek kurdelesi yok. Diğer bütün kanserlerim var. Anladın mı şimdi? Bundan bahsediyorum. Ama hiç sigara içmeyip akciğer kanseri olan da var yani. Wow. Evet. O ayrı çok konu zaten. Konuşmak içinde onu dedim. Yani. Ödeneği ona mı ayırırsın, ona mı ayırırsın dedim. Yani, ben tamam dedim işte. Ki hepsine ayırırsın. Hepsini abi hepsini lazım. Ayıracak abi, ödeneğin yoksa diyorum zaten. Varsa hayır ayır. Var. O, ya olan ülkelerde bunu yapmamayı tercih ediyorlar. O da sana sigarayı bırakmana zorlamak için işte yani. Ulan adam kanser olmuş neyine bırakmana zorluyor artık? Oğlum adam diyor ki sen eğer kanser olursan ve sigara kullanıyorsan aktif olarak ben sigorta bunu ödemeyecek diyor. Yani ben sana bunun şeyini vermeyeceğim diyor. Bu desteği. Abi bütün sigorta şeyi. Şeylerinde yok mu zaten? Kasıtlı hasarı şey yapmıyor zaten. Ödemiyor. Bunu yaparsan ödemem evet. Diyor yani. Böyle bir şartı var. Bu da bunun şartı. Bunun maksadı da seni sigara iç kullanmanı engellemek. İçme diyor sana yani. Diyor yani kısaca. Yani bunun sosyal devletle bir alakası yok. Buna gayet gücü yetecek Avrupa ülkeleri de yani Amerika falan da bu. Ya hatta ilk Amerika'da başlayan bir şey değil mi bu? Aslında bir şey diyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yere gidiyor. Sigara içmek ne kadar insanların kendi suçu? Yani bu bağımlılığa en azından yakalanmak ne kadar insanların kendi suçu ne kadar değil? Yani genetik bir background'u da var bağımlılığın. Ya genetik background'u var bağımlılığın okey ama Amerika'daki mesela ne bileyim içmiyor ya çoğu insan. Oradaki insanların da böyle bir genetik background'u gene olabilir. Fakat tabii haklısın aynen. İşte sebebiyle orada düşükken sigara kullanma oranı burada yüksek. Biz buna nature versus nurture deriz kanki evet. Oradaki oranın düşük olmasının sebebi de bu arada yani Amerika nüfusuyla bizim nüfusumuz arasındaki farktan kaynaklandığını düşünüyorum. Nasıl şey sigara içmiyor mu? Bakış falan çok farklı abi Amerika'da. Ya bakış farklısından bir de ikincisi yani orada daha fazla insan var. Dolayısıyla sigara içen kesim nüfusun daha az bir kısmına denk geliyor. Abi nasıl bir oranlama lan o? Oran öyle değil ki. Nasıl yani? Nasıl değil? Yani buradaki oranla aynı yüzde de olsa orada gene daha çok aynı yüksek içim. Hayır yüzde değil. Yani tekil olarak kişi sayısına baktığın zaman şey değil yani. Ama böyle bir şeyde sayıya bakmak çok sağlıklı mı sence? Bence orana bakmak daha mantıklı. Yani şöyle farklı değerlendirmeler yapmak için farklı taraflardan bakılabilir. Evet. Doğru. Yani şey değil tabii ki. Hani orada daha az insan içiyor gibi algılanabilir o yüzden diyorum. Şimdi sigara içiyor olmak nihayetinde bizim ne kadar suçumuz abicim? Yani abi bunda suç yok ki zaten. Abi. Bunda niye suç arıyorsun ki yani? Hayır yani o üzerinden yürüyor ya tartışma. O yüzden dedim hani ne bileyim kilolu insanlar fazla yemek yedikleri için bir yerde kendilerine zarar verdikleri için aslında suçlular. Sigara içen insanlar gene kendilerine zarar verdikleri için sonrasında işte kansere yakalandıkları için esasında suçlular. Ama bence burada kişinin kendi suçunun dışında toplumun ve işte belki de devletin
ana suçlu olduğunu düşünüyorum. Abi buradaki konsepte en büyük hata bence yanlış baktığımız nokta. Gene suç diyoruz. Bak bu suç dediğin şeyin bir cezası olur değil mi? Yani. Yani sen mesela şu anki konuştuğumuz konuda da işte sigara içiyorsan bunun cezasını sana sigorta şirketi kesiyor. Ya da işte devlet kesiyor sigara içiyorsun. Çünkü işte o yüzden sigortanın tamamını karşılamayacağım falan diyor. Ya burada evet. Şöyle bir... Bu bir cezadır isterim. Aslında. Bak, burada şöyle bir haksızlık var. Pardon. Burada şöyle bir haksızlık var. Senelerce sigaranın sağlığa yararlı olduğu yönünde tabii, reklamlar tabii. Yapılıp doktorlar bunu tavsiye edebilmem ne olduğu, yani çok fazla teşvik edildiği için bugün bu kadar fazla insan sigara kullanıyor. Bu arada. Abi burada şöyle de bir durum var bu arada. Hani mesela ilk tütün ürünleri işte böyle hani reklamlar bilmem neler çıkmaya başladıktan sonra mesela o dönemki scientific çalışmalar ne gösteriyordu? Şu anki mesela Covid durumuna bakın. Şu an bile dünyada ne kadar çok data kirliliği var. Yani şu anda yalan yanlış data her yerde. Daha geçen yayınlarda konuştuk. O dönemde yalan data sunman çok daha kolaydı bugüne göre aslında evet. Baktığın zaman. Evet. Yani o yüzden hani bu insanoğlunun doğasında da olan bir şey bunu kullanmak. O yüzden bana şey gelmiyor yani, tamam hani yanlış bir hareket olabilir ama çok doğal geliyor yani, normal öyle, gibi. Ama şu açıdan bak, doktor yani bu doktorların tavsiye ettiği bir şeydi. Evet yani, hala controversial yanları var bu arada bildiğim kadarıyla. Tabii canım, tütün yani nikotin bir sürü şeyin tedavisinde kullanılıyor şu aşamada hala. Ama abi o biraz toplumun bilinci değil mi sonuçta? Tarihten beri gelen bir sürü şey çok övüldü sonra, abi bu kötüymüş dendi yani, ırkçılık gibi, köleler evet, gibi. Ama öyle. Abi bak ne diyorum yani, heroin sıradan gibi. İnsanlar değil, doktorlar tavsiye ediyor bunu. Abi ben bu konuda konuşmayacağım, doktor demek istemiyorum. Yok, senlik bir durum değil fakir, dün kendileriyle aram iyi değil o yüzden. Hayır, o yüzden söylüyorum. Sinirleniyorum işte. O yüzden söylüyorum. Yani doktor netice olarak bir bilim insanı değil midir? Abraham abi, senin dediğin 50'lerde olan bir şey. 50'lerde aynen, olan aynen. Şeyle şimdiki adamın bilincinin, yani doktorları suçlamak çok şey değil çünkü. Onu kıyaslamıyorum ama bugün bu kadar fazla insana sigara, yani bu kadar fazla insanın sigara kullanıyor olmasının sorumlusu birazcık o dönemdeki bu öyle, itelemeler. Öyle. Hatta şöyle bir durum var. Mesela bu aşı karşıtları var ya Amerika'daki. Onun hikayesini biliyor musunuz? Aşı karşıtları mantığı. Gerizekalılar ha, biliyorsunuz. Onun hikayesi tamamen şey, 1980'ler ya da 90'ların 80'lerin sonu ya da 90'ların başında bir tane İngiliz bilim adamı diyor ki işte bu bir hipotez sunuyor. İşte şey hipotezi de bu işte aşının içerisinde kullanılan civanın ya da işte orada kullanılan diğer maddelerin, işte adjunct diyoruz biz onlara, efektivitesini arttırmak için kullandığın şeyler. Onların işte bir takım sıkıntılara yol açtığını düşünüyor. Ondan sonra işte şey, otizmi bakıyor. Otizmi araştırıyor önce. Sonra bütün datalarını manipüle ediyor, tamam mı? Deneylerini falan hepsini şey kullanıyor böyle, ne denir? Üzerinde oynayarak, manipüle ederek deneyi yapıyor. Sonra bu adamın yayınlıyor bunu. Kimse en başta fark etmiyor. Ondan sonra fark edilince adamın bütün profesörlük ünvanı bilmem nesi falan İngiltere'de elinden alınıyor. Tamam mı? Ondan sonra adam Amerika'ya kaçıyor. Amerika'da bu adam yerini edinmeye başlıyor. İşte bu kaltlara bilmem nelere giriyor. Onlarla konuşuyor. Onları anlatıyor. Şunu anlatıyor. Bunu anlatıyor. Bir anda hayvan gibi network bir şekilde adam yalan yanlış bilgi Amerika'da yaymaya başlıyor. 2020 yılındayız. Hani çocuk felcini sen dünyadan polioyla kaldırdın. Şimdi geri çıktı, polioyu aşıyla kaldırdın. Şimdi geri çıktı ortaya yani bu tarz saçmalıklardan dolayı. Ama 1980'lerdeki 1990'ların başındaki gerizekalı bir hıyarın tamamen çıkarları için yaptığı bir hareketten dolayı 40 senedir hala insanlar böyle şeylerle uğraşıyor. Yani o yüzden böyle şeylerin üzerine bu kadar hani tartışıyoruz evet, ama bunun Seyhan dediği gibi tek çözümü doğru düzgün bilinçlenmesi insanların. Tabii canım. Bunun bilinçlenmesi için de sadece doktorların böyle saçma sapan konuşuyor olması gerekmiyor. Bunun bilinçlenmesi için senin en başta eğitim sistemini değiştirmen gerekiyor. Benim hep en çok savunduğum şeylerden biri popüler bilimci diye bir mesleğin adam gibi adam akıllı ortaya çıkması ve hani bilim insanlarıyla bunun bilim insanı olmayan insanlar arasındaki bağlantı köprüyü kurması gerekiyor ki bütün toplum bunu algılayabilsin, bütün toplum bunu anlayabilsin. Yine geçen gün konuştuğumuz konuya geliyor. Bir bilim insanı bunları yapmakla sorumlu değil diye düşünüyorum ben. Biz de şu andaki ekipten bahsediyorum. O köprü falan filan hikaye yani. Yok, kesinlikle canım.
Aa sen ay abi ne kadar akıllısın ya, sen ne kadar bilim falan filan dediğin zaman o adam diyor ki ya mına sokayım lan. Bir Nobel almış adam kim lan, ben burada 2,5 milyon viewer'ım var. O yüzden don't get started. Abi ben işte ta okuyun işlerin, abi okumak var. İşlerin başında okumak. Şeye çok sinirleniyordum. Influencer. Kesinlikle. Ama neye influencer abi işte. Influence etsene. Bir sürü genç kim senin o ağzına bakıyor. Kim, abi kim ben o? Bir de bu konuda bak influencerlar değil de bu ünlülerle alakalı. Geçen kaç 2-3 sene önce herhalde Kanye West'in de bir saçma sapan bir açıklama yapmıştı Amerika'da. Kanye çok West zaten yapmıştı. Mantıklı bir açıklama yapıyor ya. Mu? Ya yapmıyor işte de böyle adamların mesela sen kamuoyunun önündesin ya. Aslında sen çok büyük bir influencer'sın yani. Milyonlarca takipçin var bilmem ne. Seni takip eden işte 10-18 yaş arasında çok fazla çocuk var. Mesela bu adamlara senin dinlediğin her cümle geçiyor, tamam mı? Ve senden etkileniyor. O yüzden bu tarz ünlü dediğimiz tayfanın kullandıkları cümlelere, işte konuştukları konulara çok dikkat etmesi gerekiyor. Mesela bunu ben de işte milyonlarca takipçimiz asla olmadı ama işte hani zamanda YouTube'da video çekerken, Twitch'teyken, bilmem ne yaparken hiç dikkat etmiyordum konuştuklarıma. Yani bunu abi yeni bu yeni söylediğim çok mümkün gözükmüyor. Çünkü o yani bunu yapabilmesi için bu adam bir şey söylediği zaman kendisinin mantıklı konuştuğunu, haklı olduğunu ve iyi evet bir şey işte söylediğini düşünerek söylüyor. Evet işte. Yani senin dediğin insan... Problem orada zaten. Yani toplumun çok önündeki insanlar söylediklerine dikkat etsinler meselesi o zaman şeye dönüyor. Salaklığın yasaklanmasına dönüyor. Yo işte salaklığın yasaklanmasından bahsetmiyorum da ya onu demiyorum da şey demek istiyorum. Yani bu adamlar ya bu... Sadece bir yeri düzelterek böyle şeylerin önüne geçilebileceğini ben düşünmüyorum işte. Hani bunun içinde ekonomisi var, eğitimi var, işte dediğim gibi popüler bilimi var. Bu tarz ünlü işte halk kamuoyu önündeki ikon modellerin davranışları var. İşte atıyorum insanların birbiriyle ilişkilerindeki gelişimi var. İşin sosyolojik boyutu, psikolojik boyutu, 1000 tane boyutu var bunun. Hani bunu düzeltmek için bir yerlerden dokunman gerekiyor ama bunu multiple yerlerden aynı anda dokunman gerekiyor. Onun da düzelmesini biz büyük ihtimal öyle bir şey şu bugün olsa yarın görmeyiz. Biz ölene kadar da görmeyiz büyük ihtimal. Yok. Katılmıyorum. Bir de şey var abi yani kusura bakma da sene 2020 oldu ya. Salaklık yasaklansın lütfen ya. Abi şey diyeceğim yani. Nasıl yapacaksın ki bunu? Yani şöyle bir yasa çıkartman lazım. Bundan böyle ya kanun hükmünde kararname. Bundan böyle topluma mal olmuş kişiler hiçbir şahsi fikirlerini açıklayamayacaklardır. Hayır, açıklarsa da bir tahkim kurulundan geçecek. Salaklık mı değil mi diye karar verecek. Evet, evet abi. Salaklıksa ceza kesilecek. Işte. Ha bu arada şunu da demiyorum yani benim mesela bir insanın mesela o yüzden çoğu kişiye salak demek istemem. Çok sinirlenmediğim durumda. Hani ben kimim ki buna karar vereceğim mesela? Ya o da var. Abi hani, kim ki buna karar verecek? Bir de yani? Şöyle ya, bir şey de... var. Salaklık üzerinden milyonlar kazanıldığı için asla yasaklanmaz. O da var. Tabii, bir de tabii. Bir salaklığın ya bazı şeylerin salaklık olup olmadığı konusunda bilim de çaresiz bence. Tabii canım zaten daha bunun bir şeyi yok ki. Ya bazı fikirleri ölçemezsin. Bilimi yok abi yani bu. Tamam abi zaten ölçemediğini geçiyor abi. Ölçemediğin adam geçiyor ama net olarak bazı ölçtüğün şeyler var. Ulan düpedüz gerizekalı lan abi, diyorsun. Önemli yok abi. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani senin fikir ona... yasaklamak değil olay. Fikirler yani salakça bir fikir yoktur zaten, tamam mı? Hani evet. Fikir illa söyleyeceğim Kerem'e şey. Söyleyeceğim. Ama ya bir bazı şeylere senin... ekranda olan fikirler olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın moderatör, el kaldırıyorum. Bir Murat konuşsun, Kerem'e bir şey diyecekti. Kerem'e diyeceğim, yani senin salaklık olarak gördüğün bazı fikirleri salaklık olarak görmenin sebebi onu o kişinin tam açıklayamıyor olması da olabilir. Yani bir adam bir fikrini söyler ve o kadar kötü söyler ki ne konuşuyor lan bu salak dersin. Fakat ya demagoji diye de bir şey var. Onu ben alırım, o kadar mantıklı açıklarım ki sana aa değilmiş lan bu salaklıkta diyebilirsin yani.
Bu ama şimdi ben şimdi bir kişi bunu çok salakça anlatıyorsa veya anlatamıyorsa, bir kişi de bunu demagoji yoluyla sana çok mantıklı hale sokabiliyorsa, bu fikrin salaklık mı değil mi olup olmadığını nasıl ölçüp tartacaksın? Subjektif abi işte. İşte çok fazla şey var öyle. İşte abi subjektif bir konuda ölçüp tartmak için de minimum 3 kişiden oluşan bir ekip gerekiyor. Ölçü tart ekibi. Ama hayır, o subjektif olmaz. De değil. O subjektif de değil abi. Yani aynı fikri birisi anlatınca sana salakça, başka birisi anlatınca mantıklı geliyorsa o da subjektif değildir evet, yani. Evet ya 3 kişi, o 3 kişinin aynı fikirde olacağı ne malum? Arkadaşlar. Aynı fikirde olacak diye bir şey yok ki abi. Sonuçta karar verecekler. Tamam ya. Karar verecekler. Jüri gibi düşün abi adamı. Yani üç... Yeteneksizsiniz mi amına koyayım? Hayır abi. 3 kişi minimum diyorum. Şimdi şöyle olur. Minimum 3. Tekil olması konuşuyor. Benim tercihim. Çünkü bir karar çıkar. Kendi içlerinde tartışırlar. Karşı olanlar vardır. Şey olanlar vardır. Tam tez katılanlar vardır. Ona göre bir tartışma yapılır. Tez jürisi bu. Aynen abi karar. Yani sen diyorsun tez ki. Tez jürisi de şu an tartışmalı bir durum yani. Hani mesela bu tarz akademik titrilerin derilmesindeki şeyler de tartışmalı. Yani onların. Söyleyeceğim ya sevgili moderatör. Söyle. Abi şimdi birilerinin fikirlerinin ne kadar salakça ne kadar şey olduğunu falan filan değerlendirmesinin yapılması falan filan ayrı bir konu. Ben katılmıyorum öyle bir şey yapılması gerektiğine. Herkes ne kadar kaç takipçisi bilmem ne falan filan olursa da olsun, Kanye West de isterse amra oyum sikim bu şeyi de falan filan diyebilir. Ben buna son derece okeyim. Bizim burada kaçırdığımız nokta bence şu. İnsanlar eğer biz işte önümüzdeki jenerasyonları ya da işte bizden önceki jenerasyon bizim jenerasyonumuzu böyle kendi fikri olan, gerçekten düşünmeyi bilen ve bir yerlerde gördüğü şeyleri kendi süzgecinden geçirmeyi bilen bireyler olabilselerdi zaten. Evet. Böyle bir sorun olmayacaktı. Bizim çok böyle... doğru. Ben bunu demek için bekliyordum. Tebas ya konusu zaten... olmasaydı alkışlardım. O yüzden yüzüme vurarak alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın. Bu da zaten eğitimle önüne geçilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sen çocuğa şimdi mesela çocukluktan itibaren bizdeki en büyük problemlerden biri bence o. Sen çocuğa doğrudan tamam işte abi. Bilim öğretmek, bilim başlattığın anda bilgi öğretmek istiyorsun mesela. Abi bilgi öğretmekten öte ben hala onu savunuyorum. Bir şeyi öğrenmeyi öğrenmesi lazım insanların. Evet. Mesela öncelikle doğru bilgiye nereden ulaşırım? Doğru dataya nereden ulaşırım? Evet, düşünmeyi nasıl ve öğrenmeyi öğretmek gerekiyor. Sorgulamayı. Evet, abi, critical thinking çok ama önemli. Ama bakın şunu sorun. Düşünün. Sen şimdi bir çocuğa düşünmeyi öğreteceksin. Bir taraftan da Kanye West sürekli çocuk da çok seviyor onu atıyorum. Bir taraftan ama sen da düşünmeyi sürekli... öğrettikten sonra o ne derse desin. Tamam da sen öğretme esnasında bir taraftan adam orada sekteye uğratacak seni. Yok o kadardan bir şey olmaz. Ya yani çocuk onu atlatır bir süre sonra. Çünkü düşünmeyi öğrenen bir insan mesela biri bir şey dedi sen düşünmeyi öğrendin ya işin sonunda. Düşünmeyi öğrendiğin zaman şunu da biliyorsun. Critical thinking ortaya çıkıyor. Bu da her şeyi sorgulamak oluyor aslında. Tutup adam hem kendi düşüncesini sorgulayacak tutup Kanye West'in de düşüncesini sorgulayacak ya da işte X kişisinin düşüncesini de sorgulayacak. Ha belki mantıklı bulacak. O da olabilir. Ona da ayrı katılıyorum. Hani bu, ama bu sefer en azından mantıklı bulmasının arkasında bana kritik düşündüğü için bir entelektüel bir birikimle bana bunu savunabilecek ve bana bunu benim fikrim olmayan başka bir fikri bana böyle savunabiliyorsa bir insan zaten sonuna kadar saygı duyarım buna. Çok ya doğru. Tamam fikri savunması savunmaması ya, tamam işte mı? Çok doğru konuştu hala ama ama diye giriyorsun. Adam daha ne desin ya? Ya buna daha ne karşı çıkıyorsun? Allah'ını seviyorsun. Bak, abi da... fikri nasıl savunduğuyla ilgili o konu ama. Adam da işte, onu diyor işte. Bilgi birikimi yani. Bilgi birikimiyle adam düşüncesini savunabiliyorsa bana her şeyi savunabilir zaten diyor. Ama altı boş bir şey argümanla tamam, koyun gibi tekrarlarsa hiçbir önemi yok diyor. Evet. Ama şöyle bir tehlike de var abi. Bugün baktığın zaman düz dünyacıların da çok ilginç teorileri var yani. Abi neden olmasın? Yani bunu savunabilir adam. Tabii ki ben mesela hani... Bu bilimsel olarak bir fact olarak kabul ediyor olabiliriz ama yani ben şu an şunu da biliyorum. Zaten buna hani skeptizm diye bir şey vardır ya. Hı hı.
Şimdi onunla alakalı da bir kitap buldum, onu okuyacağım da. Ya bu skeptizm zaten aslında bilimin temelinde yatan şeydir ve şu soruyu hep sorarsın mesela. Fact olarak kabul ettiğin şeyin bundan 2000 yıl sonra ya da bundan 100 sene sonra fact olmadığının ortaya çıkmasının çıkmamasının bir garantisi yok. Ya bundan 100 sene sonra olan yerçekimi dediğin şey böyle bir şey değilmiş diyebiliriz yani. Hani bunun asla bir bana kimse bunun %100 garanti doğru olduğunu iddia edemez. Ya bana şu an kimse de tutup da benim mesela ben evet bilimle uğraşan bir adamım. Ama hani işte şey benim şu ana kadar bildiğim moleküler biyolojiyle ilgili olan bilgilerin %100 doğru olduğunu bana kimse söylettiremez. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Tamam, bilim böyle bir şey değil mi zaten? Evet, o yüzden mesela hani adam düz dünya diyordur. O da bin tane mesela bunun teorisi var ya işte yok disktir. Disktir işte uzaklaştıkça bilmem ne falan filan böyle bir sürü şey izlemiştim zamanında ben de. Hani bunu tutup da adam düzgün bir scientific background'la savunur. Sen de tutup düzgün bir scientific background'la kendi düşünceni savunursun. Yani aslında tam olarak şey komple oluyor. Teorisi dediğimiz bilimsel şey birazcık hafife alınıyor bizim dilimizde. Aslında komple teorisi dediğimiz şey bir yalanın çok mantıklı, yalan demeyeyim de bir şüphenin, basit bir şüphenin çok mantıklı şekillerde açıklanabiliyor olmasıyla meydana gelmiyor mu zaten? Evet, ama zaten çoğunun komplo teorisi olarak kalmasının sebebi de o açıklanan mantık silsilesinin genellikle yalanlanabilir olması oluyor. Yani kanıtı olmayınca otomatikman. Hem kanıtı olmayınca hem de şöyle mesela adam sana bunu diyor mesela işte atıyorum X olduğu için Y'dir diyor. Sen diyorsun ki ama şimdi Z olduğu için X Y olamaz diyorsun. Çünkü Z'nin oraya etkisi kanıtlanmış gibi görüyorsun. O zaman H oluyor falan gibi düşün. Mesela anlatamadım ama. Anlamadık. Sen biraz anlar yani gibi. Şöyle mesela hani adam bir tane kanıt sunuyor ya komplo teorisiyle ilgili bir hani teori sunuyor, kanıt da değil. Bir hipotez sunuyor ortaya. Abi bu böyleyse bu böyledir diyor. Hani bunun böyle olmayı peki bu niye bu böyleyse bu niye böyle diyor. Adamın mesela düşünemediği bazı açılar oluyor. Bazı başka insanlar düşünüyor açıyı ve oradan sen o bilgiyi yalanlayabiliyorsun. Ege bunu şeyde ne o? Aleste özellikle son sorusu olarak ekle olur mu? Tamam. Ege'nin dersleri zor abi, kalacağız galiba ya. Vallahi bana hiç zor gelmiyor. Ben çok seviyorum Ege hocayı. Ben de çok seviyorum. Hatta biliyor musunuz bilmiyorum ama Kastane diye bir kanalı var oğlum adamın. Halka inmiş bir bilim adamı kendisi. Halka inmiş bir bilim adamı. Yok be oğlum, neremiz bilim adamı da. Bunu sormuştular değil mi sana? Ege abi bir amına yarrağım der misin? Ege hocam pardon. Yok öyle demediler de. Öyle deselerdi güzel olurdu. Gelip bir hocam yine... YouTube kanalımız mı vardı falan diye geldi. Arşa çıkan şeyimiz seviyemiz arşa çıkmışken tekrar sağ olsun sonradan bizi kendimize getirdi silkeleri. Evet abi bir rica ederim. Evet ben bir rahatladım şu Semkan, an. Semkan bu kanalın emniyet subabı gibi bir şey. Çok fazla yükselince basınç hemen o havayı alıyor içeriden. Çok düşünce de basıyor, farkındasın değil mi? Evet. Hocam bu arada az önce Reddit'te bir şey gördüm. Çok mantıklı geldi. Hemen söylüyorum. Cinderella var ya. Şimdi bunun ayağına bu cam topuklu ayakkabı tam oturuyor ya. O zaman nasıl düşüyor? Çıkıp gidiyor. Mesela kaçarken ayağından çıkıyor ya. Merdivene takılıyor. Nasıl merdiven? Ayağı burkuluyor falan. Çıkıyor. Ayağı çıkıyor. Bir dakika. Ayakkabı zaten yani sonuçta giyip çıkartması gereken bir şey ya. O cuk evet, çıkan tamam şey mesela. Cuk diye de çıkar Ege'cim, bu kadar basit. Yani Ege'cim sen burada bütün koca ülkede bu ayakkabının başka kimsenin ayağına olmayacağına inanıyorsun. Bunu sorgulamıyorsun. Çok doğru. Peki neden şimdi bu konu çok bir doğru anda geldi aklına? Reddit'te az önce gördüm. Reddit'te gördüm de. He, duymadım, özür dilerim. Adam kaliteli vakit geçiriyor. Bir yandan bize bilimden bahsederken bir yandan da Reddit kaydırıyor. Helal olsun. Tabii. Hangi sayfada gördüm? Ne kadar saçma bir şeymiş. Memes'de gördüm galiba. Geçtim çok oldu. O zaman yavaş yavaş kalkmayı teklif ediyorum ben. Çünkü Patreon patronlarımızla after party'miz var daha.
Patron olursanız siz de sonraki çılgın parti konuşmalarımıza katılabilirsiniz deyip reklamını yapıp herkese neler, neler iyi geceler dilemek partilerde istiyorum. Ben de Soy Demir. Ben de patron oldum. Vallahi oldu. Evet. Suat, ben de destek veriyorum. Patronlarla oyun da olur canım. Her destekleyen afişini yapsa. My name is Cristiano Ronaldo and I use Tansaş yemeklik Süper Baldo. Hadi görüşürüz. Hadi, iyi geceler. Ciao.